Bismillahirrahmanirrahim. Arapça fiil cümlesi. Günlük hayatımızda Arapça 4. Evvela konuşma metni var. Fiil cümlesinin nesnesi. Fiil cümlesinin yapısı, ögeleri. Merfu, muttasıl zamirler, ayırt edebilmek. Fiil, fail, uyumu anlayabilmek. Ne yedin, ne içtin diye yine bir konuşma bölümü yer alıyor. İki konuşma, iki kural bölümü varmış gibi gözüküyor. Bakalım. Giriş, yani mukaddimetun. Arapçada fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi adı veriliyor. Fiil cümlesi nedir? Fiille başlayan cümledir. Arapçada fiil cümlesinin 3 ögesi vardır. Fiil, fail, mef'ul. Fiil, iş ya. Ne yapıldıysa o. Fail, o işi yapan. Mef'ul, yapılan iş. Ne yapıldıysa o. Basitçe böyle. Fiil cümlesinin öznesine fail, nesnesine mef'ul adı verilir. Fiil nedir? Ketebe, fetaha gibi kelimeler. Fiil cümlesinin öznesi, yani fail. Ben artık özne demeyeceğim, fail diyeceğim. Her zaman merfudur. Daima böyledir. Nesnesi, yani mef'ulü. Ben mef'ul diyeceğim, nesne demeyeceğim artık. Mef'ulü ise her zaman mensuptur. Zorunlu bir şey. Yani mensup nedir? Merfu nedir? Buna bir terim, bir kavram. Bir önceki ünitede geçmişti. Merfu kelimesi arkadaşlar. Terim olarak ele alıyoruz. Lügat manası değil. Terim olarak nedir? Müfret kelimenin zamme alması, tesniyenin elif alması, cem müzekker salimin vav alması, cem önne salimin zamme alması, cem-i mükesserin zamme alması manasına geliyor. O kelimeleri yani bu şekilde görürsen onlara merfu dersin. Mensup neydi? Mensup nedir arkadaşlar? Müfredin fetha almasıdır. Cem-i mükesserin fetha almasıdır. Cem-i müennes salimin esra almasıdır. Tesniyenin ve cem-i müzekker salimin ya almasıdır. Yani o şekilde yazılmasıdır. Dikkat ediyorsunuz. Bazılarına harekeden bahsediyorum. Bazılarında ise harften bahsediyorum. Çünkü harf ile irab alan var, hareke ile irab alan var demiştik. Bu bölümde fiil cümlesinin ögeleri olan fiil, fail ve mef'ulün kullanım özellikleri örnek cümlelerle pekiştirilecek. Bu cümleler üzerine irab uygulamaları yapılacaktır. Öte yandan fiil fail uyumu konusuna da değinilecek. Fiil cümlelerinin çokça yer aldığı diyaloglar yoluyla öğrencinin hem konuya ilişkin bilgisi artırılır hem de konuşma becerisi geliştirilmeye çalışılacak. El-Arabiyyetu fi hayatina el-yevmiyyeti 4. Mana burası. Günlük hayatımızda Arapça 4. Tatilde ne yaptın? Mada ne fa'alte, sen yaptın. Fi'l-utleti, tatilde. Mada ne manasına geliyor. Sorudur. Fa'alte, bakın şu an diğer ünitelere göre inceleme yapıyorum. Fa'alte. Nedir aslında? Fa'ale. Değil mi? Mazi fiil. Fa'ale. Çekim yap. Fa'ale. Fa'ala, fa'alu, fa'alet, fa'alete, fa'alne, fa'alte. Te. Te ne demek? Sen demek. Fa'alte, sen ne yaptın? Ne zaman? Fil utliti, tatilde. Tatil zamanı çerçevesinde ne yaptın? Fi harfi cerrimiz el utliti, onun mecrurudur. El utle kelimesi eliflamlı olduğundan tek esra almıştır. El utlet müennes değil mi? Kapalı ta ile bitmiştir. Esreyi alarak mecrur olmuştur. Cer alameti esre. Neden? Bu kelime müfrettir. Müfretin cer alameti esre olmaktadır. Buradaki faalte bir mazi fiildir değil mi? Çekim olarak nereye denk gelir? Hani ketepte, nasarte, fetahte, o kalıp nedir? O kalıbın adı ne? Şahıs olarak ikinci şahıstır. Müfret tesniyeci mi? Müfrettir. Müzekker müennes? Müzekkerdir. Muhatap gaip? Muhataptır. Bu şekilde özelliklerini, fiilini bilmemiz gerekir. Tamam. Ama da ne faalte, sen yaptın fil utleti. Faalte ile ilgili daha konuşabiliriz. Ne diyebiliriz? Hani bunun bu fiilin gaib kısmı, müfret, müzekker gaibi, yani zamir almamış yalın hali nedir? Faale.
Muzarisi ne gelir? Faaleye faalu. Üçüncü babdan. Faaleye faalu. Faale yef'alu. Mazide ve muzaride aynı harfiydi. Fetarıdır. Dolayısıyla üçüncü kalıptan olur. Önceki üniteleri az çok olsun. Bir tekrar etmiş gibi buluyoruz. Bununla beraber faale de arkadaşlar. Faale fiilimiz sahih mi muhtel mi? Sahihtir. Neden? Kendisinde vav, ya, elif hiçbiri yok. Peki sahihin hangi kısmı? Muzaf olamaz. Şedde yok veya aynı harfin tekrar yok. Mehmuz olamaz. Hemze içermiyor. Demek ki sahihin salim kısmıdır. Yani ben bu cümleyi böyle inceledim ama her birini böyle incelesem video yani 5 saat 10 saat gidebilir. Bu sizin için bir örnek olsun. Siz birinci üniteden itibaren 5 üniteyi evvela işleyeceğiz sınava yönelik. Şu 5 ünite tamamlandıktan sonra 5 üniteyi toparlayan özeti halinde bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Atıyorum Kur'an-ı Kerim'den açarız. Ünite 1'e göre inceleme yapalım. Ünite 2'ye göre, 3'e göre, 4'e göre, 5'e göre bakalım ne anlamışız şeklinde. Siz bunu bu ilk 5 ünitenin yazıları içerisinde de yani kelimeler, cümleler üzerinde de yapabilirsiniz. Şu an yaptığım gibi ünite 1'den itibaren geçen cümleleri tek tek incelemeye alabilirsiniz. Aliyun sadikun. Ali ile Sadık adlı kişiler arasında bir diyalog var. Ali diyor ki: Merhaben, merhaba. Ya sadiku, ey sadık. Keyfel hal? Sadık nasılsın? Merhaba diyor. Sadikun, sadık cevap verir. Ene bi hayrin şükran. Teşekkür ederim, ben iyiyim. Ve ente, ya sen nasılsın? Aliyun, ene bi hayrin evlan. Ben de aynı şekilde iyiyim. Madane faalte, sen yaptın. Fin utleti, tatilde. Faalte diyor değil mi? Ti demiyor mesela. Neden? Çünkü bu cümleyi Ayşe Fatma Hayriye'ye yönelik kurmamış. Yani bir kadına yönelik kursa faal ti diyecekti. Sadigun vehebtu ila garitina. Köyümüze gittim. Vehebtu ben gittim ila garitina bizim köyümüze. Tu burada nedir? Faildir. Vehebe yedhebu üçüncü baptan fiildir. Tu bitişmiştir. Birinci kalıp değil mi? Mütekellim şahısı ben manasına geliyor. Ben gittim. Nereye? İlâ gariyeti. Harfi cer cer etmiştir. Na bizim demektir. Yani kendi. Kendi köyümüze gittim. Aliyun cemilun. Harika, güzel, muhteşem. Eyne gariyetukum. Köyünüz nerede? Eyne nerede? Gariyetukum sizin köyünüz. Sadigun sadık cevap verir. Gariyetuna bizim köyümüz. Fil gâbeti ormandadır. El gâbe orman demek. Garietuna fil gâbeti bizim köyümüz ormandadır. Ceddi ve ceddeti dedem ve ninem. Ceddi dedem. Ceddeti ninem. Dedem ve ninem. Yeskunani o ikisi otururlar. Oturmaktalar fil garieti köyde. Yeskunu yeskunani sekene yeskunu. Birinci baptan değil mi? Yeskunu muzari olur. Tesnesidir bu da. Yeskunani. Esre'nin nundan tesne olduğunu anlayabilirsin. Elif var öylesi merfudur deme ama. O isimler de geçerliydi. Bu muzaridir. Muzarin merfu olduğunun göstergesi sonunda nunun var olmasıdır. Yani nun olmasa merfu olamaz idi. Ceddi ile ceddit arasında ne fark var? Daldan sonra T var. Bu yüzden müennes olduğunu anlarsın. Nine manasına gelir. Daldan sonra T yok. Müzekkerdir yani. Bu yüzden dededir. Sondaki yağlar benim, bana ait. Benim olan demektir. Bu yüzden dedem ve ninem yani nine değil ninem şeklinde çevriliyor. Aliyun madane ra'ayte sen gördün fil garriti köyde ne gördün diyor. Sadık cevap verir. Ra'aytu ben gördüm el hayvanati hayvanlar gördüm. Fil mezra'ati mezra'da. Vel bekarati ve inekler gördüm. Vel egname ve daha ne görmüş? Koyunları görmüş. Ve decacati ve de tavukları görmüş. Bir daha toparlayalım. Ra'aytu, ra'a fiil, tu fa'il el hayavanati. Şimdi burası ne? Cimi müennes salimdir. Elif ve T ile bittiğinden anlarsın. Mef'uldür burası. Mensuptur. Nasb alameti esre olmaktadır. Çünkü cem ve nesb halinde nasb halinde esre alırlar. Bunlara çok dikkat edin.
Nerede görmüş bunu? Fil mezraeti, mezraede. Yani çiftlikte. Ve daha ne gördüm orada? El bekarati. İnekler. Bakara suresi var Kur'an'da biliyorsunuz. Bekara. Bekarat. Cemi müennes salim şeklinde gelmektedir. Vav atıf harfidir. Ne yapar? Sağındaki irabı sola aktarır. Daha el hayvanatın irabını, bu mensuptu ya. Onun irabını Bakara'ya aktardı. El mezra'nın değil yani. Bu yüzden el bekarat da nedir? Mensuptur. Nasb alameti esre. Çünkü cem müennes salimdir. Arada vav var yine vav. Sağdaki irabı yani el bekaratın irabını sola aktaracak. Madem ki bekarat mensuptur. El eğnam da mensup olacak. El bekarat cem müennes salim olduğu için nasb alameti esre. Çünkü fetha alamaz. El eğnam kelimesi ganem kelimesinin cemi mükesseri. Kırık çoğul. Dolayısıyla bunun nasb alametine fethadır. Yani vav sağ taraftaki mensupluğu sola aktarıyor. Aynı harekeyi aktarması gerekmez ama. Mensupluğu aktarıyor. El-Eğnam'ın mensupluğu fetha ile olduğunda fethayı almış koyunlar demektir. Cem-i mükesserdir. Yine vav var. Sağdaki irabı sola aktaracak. Eddecacati tavuklar demektir. Cem-i müennes salim değil mi? Bu yüzden nasb alameti esre olmaktadır. Bu anlattıklarım bir önceki üniteyle alakalı yani. Onu bir ufak tefek tekrar etmek için böyle ayrıntılara girdim. Evet, şimdi devam edelim. Aliyun hel rakibte el hisane. Hisan at demek. Hel mimi mu. Rakibe binmek demek. Rakibe yarıke bu. Rakibe, rakipte sen bindin mi? El hisane, ata bindin mi? Sadık cevap verir. Naam, evet, rakiptu, ben bindim. El hisane, ata. Rakibe fi tufal el hisan mefulü bihtir mensuptur nasb alameti fethadır. Neden fethadır? El hisan müfrettir. Müfretler nasb alameti fetha olmaktadır. Rakibe de fiil te fail el hisane meful idi yine. Yerkulu. Yerkulu koşuyor. El hisanu at seri'en hızlı. Yerkulu fiil el hisanu fail olmaktadır. At hızlı koşuyor. Ali cevap verir. Mada faalte eyvan. Daha ne yaptın? Başka neler yaptın diyor. Sadık dehebtü ben gittim ma ceddi dedemle beraber ilel hukuli. Hukul ne demekti? Haklun hukulun. Cemim keserdir. Tarlalar, bahçeler, tarlalara gittim. Ve amilna ve biz çalıştık. Ve taibna ve biz yorulduk. Sümme sonra Celes na biz oturduk tahtel eşcari ağaçların altında tahte altında demek eşcar ağaçlar manasına geliyor ve şeribina biz içtik minel miyahi sulardan fil karriti köydeki sulardan fi el karriti biraz burada da inceleme yapalım ve hele fiil idi tu fail ma zarftır muzaftır Ceddi yine demek dedem demek. Ceddeti olsa ninem olurdu şurada olduğu gibi. İla harfi cer el hukul cemi mükeserdir. Başında harfi cer olduğu için hukul kelimesinin mecrur olması gerekir. Kelime cemi mükesser olduğundan cer alameti neydi ezbere biliyorduk. Esre idi. Bu yüzden sonuncu harfe esre veriliyor. İrab alameti sonuncu harfe veriliyor. Gelip ha'ya kafa değil yani. Ve alimna. Alime, alima, alimu çekim yaparsın. Alimna birinci şahıstır, mütekellimdir. Biz manasına gelmektedir. Mazidir alim, pardon alimna diyorum. Amilna, amile. Amilna, biz çalıştık. Na burada fail olur. Ve taibna ve biz yorulduk. Taibe, fiil, na onun fail olmakta. Sümme sonra celesna, biz oturduk. Celese fiil, celese görmüştü değil mi? Celese, yeclisi görmüştü. Gördüğümüz bir fiil. Na yine faildir. Tahte zarf ereşcar cemi mükesserdir. Şecer eşcar. Eşcar ne dedik? Cemi mükesser dedik. Başında muzaf var. Zarf ve muzaftır tahte. Eleşcar dolayısıyla cer halinde olması gerekir. Cer alameti esredir. Çünkü cemi mükesserlerin cer alameti esre. Başka nelerin cer alameti esreydi? Müfretlerin ve cemi müennes salimlerin de böyleydi. Ve şeribna ve biz içtik şeribe fi na faildir. Minel miyahi maun su miyah sular cemidir yani.
Minel miyahi sulardan içtik. Fiha ficar el gariyeti onun mecruru oluyor. Aliyun. Ali diyor ki cemilun cidden. Gerçekten güzel. Sadık ente sen ma da faalte peki sen ne yaptın diyor. Ali diyor ki zehebna biz gittik ila ammi amcama gittik. Ve laibna ve biz oynadık ne oynadık? El kurate. Top oynadık. Ma'a ibnihi onun oğlu ile. Hi onun demek. Kimden bahsediyordu az önce? Amcasından. Öyleyse amca oğluyla beraber top oynadık yani. Fil hadigati bahçede ve raca'na ilel beyti ve eve döndük. Raca'na biz döndük. Na faildir. Raca'a fiil. Sadık diyor ki heyye haydi gidelim. Nezheb haydi gidelim. İra safi sınıfa yenzuru bekler bakıyor el muallimu öğretmen ileyna bize bakıyor yenzuru bakıyor fiil kim bakıyor el muallimu öğretmen bakıyor kime ileyna bize bakıyor Ali der ki naam tamam evet heyye nedeb haydi gidelim birkaç inek ismi diyorum hayvan ismi öğreneceğiz bekaratun inek bebbatun ördek maiz keçi maizun keçi hisanun at ganemun koyun decacetun tavuk himarun eşek ezberebilirim onları Zeynep ile Nur arasında yine bir diyalog var Nur en çok geçen isimlerden biri oldu sanırım Zeynep diyor ki merhaben Nur merhaba Nur keyfel hal nasılsın Nur diyor ki merhaban merhaba ya Zeynep ya Zeynep bu Zeynep ene bi hayrin ben iyiyim ve enti ya sen nasılsın Zeynep diyor ki ene bi hayrin ya ben şükran manayı biliyorsunuz Nur'un eyne zehebti fil uddeti eyne zehebti eyne nereye zehebti sen gittin fil uddeti tatilde zehebti bayana yönelik değil mi ti çünkü. Zeynep cevap verir. Zehebtu ile suqi çarşıya gittim. Ali ile Ahmet arasında bir diyalog var. Aliyun Ahmedu. Aliyun. Ali diyor ki Esselamu aleyküm ya Ahmedu. Selamun aleyküm Ahmet. Ahmedu ve aleyküm esselam ya Aliyu. Aleyküm selam Ali diyor. Aliyun ma dana fealte fil uddet ve karşılaştırıyor. Zehebti feal ti değil bir defa faalte ti değil madane faalte sen yaptın fil utleti tatilde ahmedu zehebtu ile şati şati neymiş sahil sahile gittim ve sebahtu fil behri sebahtu ben yüzdüm fil behri denizde yüzdüm Ra'aytu deccaceten fil gareti cümlesindeki deccacı kelimesinin yerine öğrendiğiniz hayvan isimlerinden birini kullanın bakalım diyor. Ra'aytu ben gördüm deccaceten bir tavuk fil gareti köyde. Ra'aytu ben gördüm himaran bir eşek fil gareti köyde. Ra'aytu ben gördüm bekaraten bir inek fil gareti köyde. Artık yukarıda hayvanlar vardı herhangi birini yaz diyor. Yazacağın kelimenin mensup olmasına dikkat et. Fetalı yaz. Kur'an-ı Kerim'de geçen hayvan isimlerine dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Hayvan isimleri olan. Bir kere Bakara suresi var zaten. İnek orada geçmekte. Başka ne var? Eşeklerden bahsediyor değil mi? İnne enkeral esvati le savtul hamir. İnne enkeral esvati. Seslerin en çirkini nedir? Le savtul hamir. Eşek sesidir diyor. Hayvanlardan bahsediyor yani. Tatilde ne yaptın sorusunu yönelt birbirinize diyor. Dil bilgisi Arapçada fiil cümlesi. El kavaidu el cümletul fi'liyetu. Konumuz fiil cümlesi artık. Arapçada cümleler ya bir fiille başlar ya da isimle başlar. Hangi tür kelimeyle başladığına bağlı olarak hem cümle adlandırılması farklı olabilir. Cümleyi farklı bir adlandırmaya gidebiliriz. Hem de cümlenin analizi, irabı, terkibi değişir. Çünkü bir isim cümlesindeki söz varlıklarının adlandırmasıyla fiil cümlesindeki öğelerin adlandırılışı farklıdır.
Yani burada ne demek istiyor? Fiil cümlesinde fiil, fail, mef'ulden bahsederken isim cümlesinde mübteda ve haberden bahsedersin. O isimlerin, ögelerin adlandırılması farklıdır. Farklı adlara sahip olurlar. Arapçada fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Bir fiil cümlesinde cümle oluşturan temel öğelerin sıralanış biçimi tam olarak şöyledir. Sıralanış biçimi diyor. Fiil, fail, mef'ul. Önce fiil gelir, sonra fail, sonra mef'ul diyor. Bu zorunlu bir terkip değildi. Biz bu düzen, sıralama zorunlu değil. Mef'ul önce de gelebilir. Fiilden sonra mef'ul, sonra fail gelebilir. Kısacası fiil cümlesinde arkadaşlar fail başta gelemez. Onun dışında bir sıralama yoktur. En sağ tarafta fail yer alamaz. Fiilden öne geçemez yani. Fiilden önce fail gelemez. Tek kural bu. Yoksa sıralama karışıktır. Burada yani biçimi şu şekildedir dediği çoğunlukla böyledir. Öte yandan fiil cümlesi fiille başlar, fiille başlayan fiil cümlesi denilir cümlesi de %100 tutarlı bir cümle değildir. Çünkü fiil cümlesi bazen neyle başlar? İsimle de başlayabilir. Ne gibi? Mef'ulü fiilden önce getirebilirsin. Böyle bir istisnası var. Bakalım kitap bahsedecek mi ondan? Şimdi öncelikle kitaba göre bir anlatalım. KTB fiildir. Ebbali bu faildir. Risaleten mef'uldür. Zaten yazmışlar buraya. Ne diyor? Öğrenci bir mektup yazdı. KTB yazdı. Ebbali bir öğrenci. Risaleten bir mektup. Fiil cümlesinin öznesi. Konumuz şimdilik bu diyor. Fail. Faili bir inceleyelim. Fiil cümlesinin öznesine Arapçada fail denir. Fail hiçbir zaman fiilden önce gelemez. Aynen bunu bileceğiz. Az önce söyledik. Daima fiilden sonra gelir. Dolayısıyla fiilden önce kullanılan herhangi bir ismi veya zamiri fail diye adlandırmayacaksınız. Daima fail fiilden sonra arayacağız arkadaşlar. Fiilden önce bir isim varsa ona asla fail deme. Ne diyeyim? Bakalım anlatır belki. Fail olan sözcük daima merfudur. Bunu asla unutmayacağız. Fiil cümlesinde bir kelimeyi özne yerinde kullandığımızı o kelimeyi merfu halde kullanmak suretiyle göstermiş oluruz. Arafe ettalibu ettabibe. Bu cümlede öğrenci faildir çünkü merfu kullanılmıştır. Araf alameti sonundaki vammedir. Ettalibu ba'daki vamme. Öğrenci yerine ettabib doktor kelimesi merfu olmuş olsaydı o zaman cümlenin öznesi doktor olacaktı. Doktor öğrenciyi tanıdığı biçimde anlamlandırılacaktı. Doktor öğrenciyi tanıdı olurdu. Şimdi şurayı bir inceleyelim arkadaşlar. Soru. Ettalip kelimesinin fail olduğunu nereden anladın? Cevap. Çünkü ettalip merfudur. Merfu olduğunu nereden anladın? Çünkü zamme ile bitmiş. Zamme ile biten her kelime fail midir? Değildir. Farklı şeyler de olabilir. Ne gibi? Müptida olur, haber olur, farklı şeyler olabilir. Ama fiilden sonra geldiğinden bu yüzden ona fail diyoruz. Soru, fiilden sonra gelen her merfu kelime, her zammeli kelime fail midir? Olması gerekmez. Naibu fail de olabilir. Bu fiilin malum veya meçhul olmasıyla alakalıdır. Bu konu gittikçe detaylanır yani. Fazla detaylandırmak da istemiyorum. Kolay anlatalım. Arefe fiil ardından merfu bir kelime geldiğinde fail değil. Fazla araştırmayalım şu an için. Çünkü detaylara henüz girmedi kitap. Farklı ünitelere belki işlemesi gerekecek. O zaman detaylı anlatmak gerekebilir. Şu an itibariyle fiilden sonra merfu bir kelime görürsen ona failde. Hatta merfu nereden anladın? Zamme aldı. Müfrettir. Müfredin raf alameti zammedir. Çünkü ettabibe mef'uldür. Nereden anladın? Mensuptur. Nereden anladın? Ettabib müfrettir. Müfredin mensupluk alameti fethadır. Fetha almış zaten. Varsa ki arafe harekeli ardından gelen şu iki kelime hareketsiz ne yaparsın? Arafe fiil, ettalip faildir, zammeyi koyarsın. Ettabip mef'uldür, fethayı koyarsın. Zıttı olamaz mı? Arafe, ettalibe, ettabibu. Yani şurada sıradan bahsetmişti de, şurada mı? Az yukarıda sıradan bahsetti ama yani o sıra boş dedik biz değil mi? Ettalibe, ettabibu olabilir. Bu durumda Arafe tanıdığı kim? Ettabi bu doktor tanıdı kimi ettalibe öğrenci şeklinde mana değişmiş olur. Burada da bunu anlattı zaten.
Fiil cümlesi kurarken dikkat edilecek hususların başında fiil ile fail arasındaki bağlantı çok önemli bir bağlantı. Neden? Zira cümle başında kullanılan fiilin yapısı kendisinden sonra gelen failin yapısına, eril veya dişil oluşuna, açık bir isim veya zamir oluşuna göre farklılık gösterebilir. Bir örnek verelim. Arafe nedir? Müfrettir, müzekkerdir. Talip de müfretle müzekker, görüyorsunuz bir uyum var. Yani arafe müennes değil. İkisi birden nedir? Müzekkerdir. Bakalım ayrıntıları şimdi verecek herhalde. Fiil cümlesinde fiil fail ilişkisi. Bir fiil cümlesinde fail daima fiilden sonra gelir demiştik zaten. Fiilden önce özne kullanılmış ise bu öge fail olarak adlandırılamaz. Başka bir adla adlandırılır. Bu husus isim cümlesi bahsi işlenirken ayrıntısıyla ele alınacağından şimdi biz buna değinmeyelim. Doğru. Bizim unutmamamız gereken şey nedir? Fiil cümlesinde fail olan sözcüğün daima fiilden sonra gelmek zorunda olduğu. Bunu unutmayalım. Fiil kendisinden sonra gelen failin aşağıdaki özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Diyor ki fail eğer müzekkerse fiil de müzekker, fail müennes ise fiil de müennes olur. Veya tam zıttına bak. Fiil müennes ise fail müennes, fiil müzekkerse fail müzekker. Yani kısacası birbirlerine uymaları gerekir. Çok önemli bir bilgi. Şöyle düşün. Ketebet nokta 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 risaleten. Noktalı yere ne gelmesi gerekir? A şıkkı ettalibu, B şıkkı ettalibetu, C, D, E artık ne kadar giderse. Sen ne yapacaksın? Ketebet müennes olduğundan noktalı yere getirilecek failin de müennes olması gerektiğini artık biliyorsun. Fiil müennes ise müennes bu değil mi? Ketebet. Ne, hangi kalıp olur bu? Ketebe, keteba, ketebu, ketebet. Gaibenin müfret müennesi. Üçüncü şahıs. Müennes yani. Bu yüzden fail ettalibetu şeklinde müennes geliyor. Ettalibu yazarsan buraya hata olur. KTB müzekkerdir. KTB nokta 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 risaleten. Soru. Noktalı yere hangi fail gelmelidir? A şıkkı ettalibu, B şıkkı ettalibetu, CDE devam ediyor. Ne diyeceksin? KTB müzekker olduğundan müzekker bir fiil noktalı yere getirilecek failin de müzekker olması gerekir. Çünkü Kur'an neydi? Fiil fail arasında müzekkerlik müenneslik uyumu aranır. Bu bilgi size soru çözümünde faydalı olacaktır. Fail açık bir isim ise yani yazdı, yazdılar, yazdım, yazdım, yazdık, yazıyorsun, yazıyoruz örneklerinde olduğu gibi fiili bitişik, açık veya gizli bir özne zamiri değil de çok güzel anlatmış yani. Ali, Ayşe, doktor, mühendis, öğretmen gibi açık bir isimse. Yani böyle bir ayrıntı eski kitapta var mıydı? Nedense pek hatırlayamadım bu kadar ayrıntı olduğunu. Bu ayrıntıyı vermiş olması çok iyi olmuş. Çünkü açık bir isim ne demek yani? İsim açık, gizli olarak ikiye mi ayrılır gibi bir düşünce kapılabilir öğrenci. Birazdan bunu örnekleyecektir muhtemelen. Yani kitap 10 numara anlatmış diyebilirim. Evet. Fail açık bir isimse ne demek? Yani zamir değilse. Fail zamir değil. Bir isimse. Ne gibi? Ettalip bir isim. Evet. İsim derken yani Ali Veli gibi olması zorunlu değil. İsim şu işte bak elif lamlıdır. İsimdir. İsmin özellikleri var. İşte ismin özelliklerine de girebiliriz de girmeyelim. Onu bir öncekinden daha önceki kitaba göre anlatmıştım. Bu benim üçüncü müfredata uyumlu anlatışım. Yani çok eski kitapta da anlattım. Daha yeni değişti biliyorsunuz. 2005, 2000, 2005 diyorum. 2015-2016 sezonunda, üretim yılındaki kitaba göre anlatmıştım. Ondan önceki kitaba göre de anlattım. Kitap değişti. İşte iki önceki kitapta çok kapalı anlatım vardı gerçekten. Yarım sayfa, yani yarım saat konuşman gerekiyordu. Şimdi öyle değil. Tam tersine çok açık bir kitap yazılmış. Diyor ki fail açık bir isim ise fail daima üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılır. Çok önemli bir bilgi. Fail açık bir isimse ne gibi? Et talip, talibat, rical, nisa gibi. Ne diyor? Fiil daima üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılır. Yani ketebe veya ketebet gibi. Yektubu, tektubu gibi. Fakat failin cinsiyetine bağlı olarak
üçüncü tekil eril veya üçüncü tekil dişil olabilir. Yani fail açık bir isimse fiil ne olmak zorunda? 1. Müfet olmak zorunda. 2. Gaib veya gaibi olmak zorunda. 3. Müzekker veya müennes olmak zorunda. Bu failin türüne göre müzekker mi müennes mi ona göre değişiyor. Şimdi bakalım. CTB. Ettullab. Çok dikkat çeken bir nokta var burada. O da nedir? Ettullab kelimesi arkadaşlar. Bu örneklerde failler çoğul olmalarına rağmen çok önemli. Açık bir isim olarak geldikleri için fiillerin hep üçüncü tekil şahıs olarak kullanıldığını ama fiilin cinsiyetine bağlı olarak müzekker veya müennes olarak kullanıldığına dikkat edin ya. Çok önemli. Şimdi KTB fiil. Tamam. Nasıl fiil? Müzekker, müfret. Ettullabu. Nasıl bir kelime? Talibun. Talip kelimesini biliyorsun. Müfrettir. Dullab bu ama. Dullab nedir? İşte bu cemidir. Çoğul bir kelime. Ne olmuş? Şu olmuş. Şimdi baştan alalım. Evvela kitabın dediği neydi? Fail açık bir isim mi? Evet. Açık derken zamir değil yani ve gözüme görebildiğim bir kelime. Tamam. Bu tuttu. Bu durumda ne olur? Fiil daima üçüncü tekil şahıs olacaktır. Fiil bu. Üçüncü tekil şahıstır. Müzekker veya müennes olabilir. Bu failin müzekker müennes olmasına bağlı. Abdullah müzekker olduğundan ketebede müzekker olmuş. Yani ketebet olmamış. Peki hemen aşağıya bak. Ketebet ebbalibatu. Cemi müennes salim. Anladık bunu. Cemidir. Müennes salimdir. Açık bir isimdir. Açık isim olduğundan fiiline ne gelmesi lazım? Üçüncü şahıs olarak gelmesi gerekir. Müfet olması gerekir. Sadece müzekker müennesliği faile bağlı oluyordu. Demek ki şöyle diyebilirsin. Fail açık bir isimse bir. Fiil kesinlikle müfret gelmesi şarttır. Müfret artı üçüncü şahıs gelmesi şarttır. Diyoruz ki fail açık bir isimse İster müfret, ister tesniye, ister cemi olsun bu fail. Hiç önemli değil. Fiil kesinlikle üçüncü şahıs ve müfret gelecektir. Eğer failimiz müfret, tesniye, cemi olsun fark etmez. Müennes ise fiil de müennes. Müzekker ise fiil de müzekker gelecek. Şöyle diyebiliriz. Fiil ile fail arasında hangi noktalarda uyum vardır? Müzekker, müennes noktasında uyum vardır. Müfret, tesniye, cemi noktasında uyum yoktur. Böyle de diyebilirsin. Bak ketebe müfret, ettullab cemi. İkisi birden cemi değil yani. İkisi birden müfret değil. Ama ketebe müzekker, ettullab da müzekker. O bakımdan uyum vardır. Ve fiil daima üçüncü şahıs olacak denildi. Ketebet, ettalibatı. Şimdi ketebe değil de ketebet geldi. Neden? Ettalibatı müennes çünkü. Yesbehu. Sebaha yesbehu müzekkerdir. Er-ricalu müzekker olduğundan. Tesbehu müennestir. En-nisa'u müennes olduğundan. Tesbehu nasıl müennes? Baştaki T'den anladım onu. Çünkü bu muzari fiildir. En-nisa'u nasıl müennestir? Elif-i memdudeli bittiğinden de diyebilirsin. Ve şöyle diyebiliriz. En-nisa nedir? Cemi mükesserdir. Cemi mükesserlerin müfredine bakarak müzekker müennes yargısına varırlar. Müfredin neydi? İmra'etün müfret, nisa'un cemisi imra'etün bir kadın demektir, müennestir. Bunun dışında ne dedik? Ettullabu cemi mükesser, ettalibatu cemi müennes salim, er-ricalu racülün müfret, er-ricalu cemi mükesserdir. Müfredi müzekker olduğundan kendisine müzekker muamelesi yapılıyor. Umarım anlaşılmıştır. Failimiz eğer açık bir isimse ne demek yani bu? Zamir değilse demektir. Failimiz açık bir isimse arkadaşlar fiilimiz kesinlikle müfret gelmek zorunda. Üçüncü şahıs olarak müfret gelecek. Failimiz müzekkerse fiil de müzekker. Tersten de bakabilirsin yani. Şöyle düşün. Ketebe nokta nokta nokta. Noktalı yere ettalibatu mu gelir? Ettullabu mu gelir? Ne diyeceksin? Ketebe müzekker olduğundan ettullabu gelecek. Bunun dışında tesbehu nokta nokta nokta. En nisa mı gelir? Er rica mı gelir?
Er-ricalu mu gelir? Ne diyeceksin? Tesbihu müennes olduğundan. En-nisa o da müennes. Dolayısıyla uyum var. Bu gelir. Şöyle bir şey de sorabilir. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Et-tullabu risaleten yazar. Sağ tarafa nokta 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 koyar bu defa. Der ki noktalı yere hangi fiil gelmelidir? A şıkkı ketebe, B şıkkı keteba, C şıkkı ketebu. Şöyle düşünmeyen et-tullabu cemidir. O zaman fiili de cemi yapayım. Dediğin an yandın. Ne diyeceksin? Buraya getireceğim şey fiil. Ardından merfu kelime var zaten. Yani şu an bu ketebi yok varsay arkadaşlar. Yok burada bu. Et-tullabu risaleten yazıyor. Fiil getirmen isteniyor şıklarda. Bakıyorsun fiiller var. Fiili buraya yazdığında fiil zaten. Ardından gelen kelime merfu olduğuna göre faildir. Aha, fiil fail uyumu sorulmuş. Hemen burada uyanın. Ve hemen faili inceleyin. Fail cemi. Önemli değil cemi olması. Fiil her türlü müfret olmak zorunda. Önemli olan fail arkadaşlar müzekker mi müennes mi? Buna dikkat edeceksin. Fiil ona göre müzekker veya müennes getirmen gerekiyor. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bayağı bir üzerinde durduk yani. Fail açık bir isim olarak değil. Az önce açık isimden bahsettik de açık isim değilse yani gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa her ikisi de nedir zaten? Zamirdir. Gizli veya açık fark etmez zamirdir. Bu durumda fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından faile uygun biçimiyle kullanılır. Bunlara dikkat edin yani hangi durumda ne olur? Bu durum daha çok failin birden çok eyleminin peş peşe anlatıldığı anlarda karşımıza çıkar. Fail ilk eylemde zikredilir. Daha sonraki eylemlerde açıkça zikredilmez. Neden? Fazla yer kaplamasın diye. Ama fiilde o isme yani fail ait bitişik bir zamiri bulunur ki böylece eylemin kim tarafından gerçekleştiği anlaşılsın. Evet, bayağı uzadı iş. Kharace fiil. Et-tullabu faili. Nereden anladın? Merfu. Değil mi? Zambeyi almış. Kharace et-tullab minel medreseti. Erkek öğrenciler okuldan çıktılar demektir. Kharace et-tullabu minel medreseti. Ardından vehebu. Bak, vehebe yine fiil. Bunun faili nerede? Fail arkadaşlar vav olmaktadır. Vav burada fail. Elif değil ha. Vav. Elif ne? Elif'i farika derler. Bu ihtisas sınavında çıkmıştır. Diyanet'in vaizlik, müftülük okulları için alım yapıyor Diyanet bazen. Onun sınavı yani ihtisas sınavında çıkmıştır. Bu elif nedir diye. Adı ne? Ne işe yarar? Elif-i farika. Vav. Cemi vavı aynı zamanda faildir. Ve bu gittiler. Kimler gitti? Burada Ali bir gitti yazmıyor. Vav işte onlar. Onlar kim? Ettullab öğrenciler yani. İlel mektebeti. Ve derasu ve ders çalıştılar. Kim? Vav onlar. Yani öğrenciler yine. Saaten. Kütüphaneye getirdiler ve bir saat ders çalıştılar. Şimdi bunu anlatacak bize. Bakalım nasıl bir anlatım söz konusu. Arapçada her bir fiil ister faili açık bir isim olsun, ister gizli bir zamir, ister mef'ulü olsun, ister olmasın. Tek başına bile fiil cümlesi demektir. Evet. Bir fiil tek başına cümledir. Neden? Çünkü fiil faile muhtaçtır. Her fiil fail almak zorundadır. Fail aldığında fiil artı fail zaten bir cümle olur. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte altı çizili fiillerle başlayan 3 fiil cümlesi bulunmaktadır. Bakın 3 tane fiil cümlesi var. Harece fiil, fail, ettullabu. Fiil fail, fiil cümlesi oldu. Vehebu tek başına fiil cümlesi zaten. Neden? Vav fail, bitti. Derasu vav fail, fiil fail yine fiil cümlesi olur. Evet, bakalım ne anlatılmış. Gerisi zaten erkek öğrenciler okuldan çıktılar. Bu örnekte Abdullah bu açık bir isim olarak geldiği için ve de diyor eril olduğu için fiil üçüncü tekil şahıs eril olarak geldi. Abdullah bu haracı diye kullanmış değil mi? Haraca, haracu değil. Fiil müfrettir, üçüncü şahıstır ve müzekerdir. Abdullah'a bağlı olarak böyle yazılmıştır. Kharaca et-talibani, kharaca et-talibu. Yani fark etmiyor. Fail tesniye de olsa, müfret de olsa, cemi de olsa, fiil her halükarda müfrettir. Niye böyle?
Tam şimdi farklı bir şey göreceğiz. Zehebu ilel mektebeti. Bu örnekte baştaki vav Türkçe'de virgülle ayrılan birbirine anlamca bağlı iki cümleyi bağlamada kullanan atıf vardır. Şunu diyor. Ve bu. Peltek Z'nin sağındaki vav'dan bahsediyor. Zaten ben onu az çok anlattım değil mi? Sağdaki i̇rab'ı sola aktarır şeklinde. Ve bu vehebe bu anlatılmış da anlatılmış. Bayağı bir anlatılmış yani. Yani anlattığımı düşünüyorum. Geçtim orayı. Diyor ki bitişik özne zamirleri. Bitişik muttasıl demek. Özne merfu. Zamir zaten zamirdir. Özne aslında merfu demek değil. Merfu daha geniş bir kavramdır. Ama burada o şekilde kullanmış. Mazi fiile bitişen özne zamirleri aşağıda verilmiştir. Ketebe, keteba, ketebede ne var? Hiçbir şey bitişmemiş. Ketebet, hiçbir şey bitişmemiş. Bunlar da bitişmez çünkü. Keteba, elif var arkadaşlar. Ketebeta, elif var. Tesnelerden bahsediyorum. Ketep, tuma, tuma var. Ketep, tuma, tuma var. Cimiye gel. Vav var, nun var, tum var, tunne var. Bir de na var. Evet, müfede baktığımda zaten. Ketebe de yok. Ketebet de yok. Ketep, te, ti, tu. Zaten bunu bilmeniz gerekir. Te, ti, tu. Te erkek için sen, ti kadın için sen, tu ben demek. Ben erkek için de, kadın için de ortak bir zamir de biliyorsunuz. Bunlar mazefiyle bitişir. Bitiştiğinde daima ne olur bunlar? Fail olurlar. Kırmızı olarak yazılmış zaten. Bu gördükleriniz daima nedir? Faildir. Dikkat çeken nokta ne? Ketebe ile ketebette yok. Anlatacak muhtemelen. Ketebe yazdığı fiilinde gizli zamir olan hüve. O demektir. O erkek yani erkek kastederek. Ketebette yine yazdı manasına geliyor. Ketebede yazdı, ketebette yazdı. Aradaki fark ne? Ketebe o yazdı derken bir erkeği kastediyor. Ketebet o yazdı derken bir kadını kasteder. Fail gizli zamir hiye olur. O kadın fail durumundadır. Bu ne zaman böyledir? Eğer bu fiilden sonra açık bir isim fail olarak gelmezse. Mesela tahtaya diyelim ki yazdık. Ne yazdık? İşte ketebe yazdım ben. Tamam, ketebe yazıyor. Ketebeden sonra sen Aliyun gibi yani Ali olur, Veli olur fark etmez. Herhangi bir isim getirirsen, bir fail getirirsen demek istiyorum. Fiilden sonra bir fail açıkça böyle yazarsan ketebede gizli bir zamir kalmaz. Ama sadece ketebe yazarsan ardından bir fail getirmezsen demek istiyorum. Ketebeden sonra meful gelebilir. Mesela ketebe risaleten yazabilirsin. Risaleten. Evet. Ketebe risaleten yazıyor. Şimdi bakıyorsun ketebe yazdı. Ketebe yazdı risaleten bir risale yazdı. Kim yazdı? Orada da fail yok. Ali yazmıyor, Veli yazmıyor, Hasan yazmıyor, Hüseyin yazmıyor. Ne diyeceksin? Faili bulamıyorum yazıda, cümlede fail yok. Ha, bu durumda diyeceksin ki gizli bir zamir var. O da nedir? Hüvedir. Ketebe'de gizli zamir hüve olur. Bu anlaşıldı sanırım. Cümlede faili bulamıyorsan, yani bir Ali, Veli, Hasan, Hüseyin gibi bir şey yok. Hu yok, hiçbir şey yok. Zamir de yok, isim de yok. Yani cümlede fail bulamadıysan o zaman gizli zamir hu olur. Ketebet. Ketebet'i ele alalım. Ketebet fiilinden bahsedelim. Ketebet risaleten. Aynısını şimdi ona örnek vereyim veya. Ketebet risaleten. Bakıyorsun ketebet yazdığı risaleten bir risale. Kim yazdı? Cümlenin sağına sonuna bakıyorum. Sağına bakma zaten. Fiilin sağında fail olamaz. Sola bakıyorum. Hiç fail olabilecek bir cümle bulamadım. Ne zamir olarak ne bir kelime olarak bulamadım. Bu durumda gizli zamir hi fail olarak sen atayacaksın. Evet, ben bir fail atadım buraya diyeceksin. Olay böyle. Yoksa nerede ketebe gördüysen gizli zamir hiye faildir dersen, gördüğün her ketebette gizli zamir hiye faildir dersen çuvallarsın. Ketebe diyor. Elif faildir. Eliful isneyn ikili elifi yani tesni elifi. Ketebu vav faildir. Vav Arapçada vavul cemaa çoğul vavı. Ketebne nun fail durumundadır.
Nuh'un nisve adı verilir. Kavramları bilin yani. Adam orada Nuh'un nisve der şimdi. Kadınlar Nuh'un gibi açık açık yazmayabilir. Yazar mesela ketebe ketebeta ketebne ketebte yazar yazar yazar. Hangisinde Nuh'un nisve bulunmaktadır? Aa, Nuh'un nisve deney. Dememek için şu an ne yapmanız lazım? Mesela ilk 5 ünite için bir ne o? İlk sınava hazırlık yapıyorsunuz. İlk 5 ünitedeki kavramlar, terimler nelerdir? Bir kağıda yazarsın. Karşısına açıklamasını yazarsın. Bunu artık sabah akşam günde 2 öğün veya günde 5 öğün bir tekrar edersin. O terimleri bilmeden sınava girmeyin arkadaşlar. Sorar sormaz onu ben bilemiyorum da yani garanti almak için söylüyorum. Ketep T. T nedir? Burada diyor ki ikiniz yazdığınız fiilindeki tuma, tum yazdığınız fiilindeki tum, ti, tunne, tunne, tu fail durumundadır. Evet, hepsini anlattı burada. Bunlara ne diyor? Harekeli T'lere Arapçada ta'ul müteharrike adı verilir. Ta'ul müteharrike nedir? Harekeli T demektir. Ne kastedir? Elif yüzündeki T mi? Hayır. Fail olan o harekeli T'ler kastedilir. Mesela ketep tu, ketep te, ketep ti, ketep tunne bu tür şeyler kastediliyor. Ketep na faildir. Na failin öznedir. Peki muzarif ile bitişenlere gelelim. Tek tubu bir şey bitişmez. Tek tubu bir şey bitişmez. Tek tubu bir şey bitişmez. Tek tubine ya var. Ek tubu bir şey yok. Tesnielerde arkadaşlar zaten hepsinde elif var. Bakmaya gerek yok. Bakın müfred tablosunda sadece şu kalıpta ya var. Yani cemi müennes muhataba cemi diyorum. Müfred müennes muhatabada ya var. Diğer müfredlerin hiçbirinde bir şey yok. Tesnielerin tamamında elif var. Cemiye geldiğinde vav var. Müzekkerde nun var. Müenneste. Bu şekilde gitti. Bitti. Evet. Sonuncusunda zaten yok. Anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ya'ul muhataba denilir. İşte Eliful İsneyn denilir. Bunlara adlandırmalara dikkat edin. Az önce anlattım ya dedim ya ketebeden her gördüğün ketebede hüve gizli zamirdir dersen çuvallarsın demiştim. Şimdi yektubu'da da aynı şeye geçer arkadaşlar. Eğer bir fiile şuralarda olduğu gibi fail olan zamir bitişmediyse yektubu, tektubu, tektubu, ektubu gibi mektubu gibi bitişmemiş görüyorsunuz. Bu durumda bunların faili ya açık bir isim olur yani ardlarından Ali Veli, Ayşe Fatma gelir veya gelmiyorsa gizli zamir atayacaksın. Bak gelmiyorsa atayacaksın. Her gördüğünde gizli zamir vardır şudur dersen yine çuvallarsın. Az önce mazide anlattığım şekilde. Yektubu yazıyor kim? Ardından mesela Aliyun Ali geliyor Risaleten. Bakıyorsun Ali yok, Veli yok, hiçbir şey yok. Ha, o zaman yektubu hüve. Tektubu hiye. Tektubu ente. Ektubu ene. Mektubu nahnu şeklinde failler olacaktır. Muhtemelen anlatılmıştır zaten. Anlatılmış mıdır? Yektubu da hüve. Evet, ene'yi görüyoruz. Nahnu'yu görüyoruz. Aynen. Bunlar zamirlerimiz. Şimdi diyor ki konuyu anlayıp anlamadığımızı test etmek için bilmece adında bir soru soralım. Birlikte soran cevabı bulmaya çalışalım. Soru yukarıdaki erkek öğrenciler okuldan çıktılar, kütüphaneye gittiler ve bir saat ders çalıştılar cümlesinin öznesi erkek öğrenciler yerine kız öğrenciler yani et-talibatu şeklinde yazılsaydı acaba cümledeki fiiller nasıl bir şekil alacaktı? Et-talibatu gezseydi. Nerede o cümle? Burada. Bu mu? Haraca talibani. Haraca az da yukarıda galiba. Çünkü kütüphane burası. Haraca et-tullabu yerine et-talibatu dedi galiba. Et-talibatu. Değil mi? Cemil müennes halinden bahsetti. Et-talibatu olsa haraca yerine ne olur? Haracet. Müennese çevir. Zehebu yerine zehebne. Derasne. Evet. Cemil ve müennes olur her taraf. Sadece haracı haracet haline alır. Diğer taraflar cemi müennes salim oluyor. Çünkü o faili alabilmesi için gizli zamir değil de bitişik zamir alacak ya. O zamir alabilmesi için o kalıba bürünmesi gerekiyor. İlla ki onunla ilgili de cümleler gelecektir.
Fiil cümlesinin nesnesi yani mef'ul. Mef'ulün çeşitleri var. Burada el mef'ulu bih, mef'ulu bih ele alınmaktadır. Fiil cümlesinin nesnesine bir başka deyişle düz tümleçe Arapçada mef'ulu bih veya kısaca mef'ul demekteyiz. Harf-i cer bulunmayan fail veya zarf veya tamlayan olmayan mensup isimdir. Ne demek istiyor? Mef'ul fiil cümlesinde fiilden sonra gelen, daima fiilden sonra gelmez ama fiilden önce de gelebilir. Başında herhangi bir harf-i cer bulunmayan, başında harf-i cer de olabilir. Fail veya zarf veya tamlayan olmayan mensup isimdir. Hep uzatmış. Mef'ul mensuptur. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Mef'ul virgül mensuptur nokta. Bitti. Ha, isimdir. Evet. Mef'ul mensup bir isimdir diyeceğiz. Burada yani genel şeyler yazılmış. Bir ismi fiil cümlesinde fail olarak kullandığımızı göstermek için onu nasıl merfu halde kullanıyorsak mef'ul olduğunu göstermek için de mutlaka mensup yapmalıyız. Şeribe et-tiflu el-ma'e. Kural şu, fail daima merfu, mef'ulün bih daima mensuptur. Şeribe içti et-tiflu, çocuk el-ma'e su. Şöyle bir durumda var. Varsa ki tamamı hareketsiz. Hiçbirinde hareket yok bunların. Hareketi nasıl vereceksin? Şöyle. Şin, ra ve be harfini gördün. Ne yaparsın? Sözlüğü açarsın. Bu harfleri yan yana bulursun. Hareketsiz sözlük de var zaten. Şeri, be diye yazıyor. Şeribe yeşrabu. Fe'ile yef'alu yani. Hangi bab, hangi kalıp bir hatırlayın önceki üniteyi. Mazi fiildir. Ardından baktığın ki sözlükte zaten manası yazıyor. İçti. Tıfır kelimesi geliyor. Baktığın sözlükten çocuk manasına geliyor. Ma var. Su manasına geliyor. Ama hala hareketleri yok. Evet. Düşünüyorsun. Fiille bana bir fail lazım. Mesela şu kelimeyi fail yapsam. Elmayı. İçti kim? Elma'u. Su içti. Su kimi içti? Ettifille. Çocuğu içti. Su bir çocuğu içebilir mi? İçemez. Öyleyse elmayı faal yapmak hatalı oldu. Dönelim. Et-tiflu. Çocuk içti. Neyi? Elma'e suyu. Ha, mana şimdi oldu. Şeklinde. Hangisi fail, hangisi mef'ul. Hareketsiz olsalar bile manayı çözerek, mantık yoluyla hangisine hangi hareketi vereceğimizi zaten bulabiliriz. Ki Arapçanın aslı zaten budur. Burada ne oldukları her birini yazıyor zaten. Şeribe fiil, etif, lu, faildir, merfudur, raf alameti, zammedir, lamdaki zamme. El-ma'e, mef'ulü, bihtir, mensuptur, nasb alameti, fethadır. Kesara, el-etfalu, ez-zücace. Kesara, kırdı, el-etfalu, çocuklar, ez-zücace, camı kırdılar. Kesara, el-etfal, el-etfal, diflun, diflani, etfal. Az önceki kelimemizin cemi mükesseri. Et-tiflu tiflani etfal cemi mükesser cemi mükesserdir faildir merfudur raf alameti zammedir. Ez-zücace mef'uldür mensuptur nasb alameti fethadır. Şimdi el-etfal kelimesi cemi bir fail iken fiiline bakıyorsun müfrettir. Neden? Çünkü fail müfret tesniye cemi ne olursa olsun fiili daima müfrettir. Fiil ile fail arasında sadece ne var? Müzekker müennes uyumu var. El-etfal kelimesinin müfredine bakman lazım. Müzekker mi, müennes mi diye. Çünkü cemi mükesserlerin müfredi önemlidir. Müfred zaten burada var. Müzekkerdir değil mi? Müenneslik alameti taşımıyor. Dolayısıyla el-etfal ile müzekker olur. Bu yüzden kesara, kesarat değil. Şeribe, şeribet değil yani. Fehasa. Muayene etti. Kim? Et-tabiban, iki doktor, el-meriyla, hastayı muayene etti. İki doktor hastayı muayene etti. Şimdi fehasa mazi fiil. Et-tabiban, onun failidir, merfudur, raf alametine eliftir. Neden? Çünkü et-tabiban tesniyedir, tesniyelerin raf alameti elifti, hatırlıyorsunuz. Tabi, beyin olsa nas veya cer olurdu. El-meriyla, mensuptur, mef'uldür, nas alameti fethadır. Et-tabibani tesniye bir faildir. Fiilimizi görüyoruz. Fiil yine de nedir? Müfrettir. Yani failin müfret, tesniye, cemi olmasının bir önemi yok. Fiili bir etkisi yok yani. Fetaha el-muallimune.
Ennafizete, öğretmenler pencereyi açtı. Fetaha, açtı. Kim? El muallimune, öğretmenler. Fail yani. Neyi açtılar? Ennafizete, pencereyi, mef'ulü bih. Şimdi el muallimune vav ile merfudur. Çünkü cemi müzekker salimdir. Harf ile irab almaktadır. Nun fethalı. Tabibane nun esreli, tesniye çünkü. Nun fethalı, cemi müzekker salim çünkü. Ennafizete mef'uldür, nasb alameti fethadır. Sorar yani, el muallimune merfudur ama raf alameti nedir? Bakarsın nunda fetha var, nasıl merfu? İşte harf ile irab oluyor. Vav'ın merfu olduğunu gösteriyor. Ketebet müennes değil mi? Tabibetu, çünkü fail de müennes. El ves fete, kadın doktor reçeteyi yazdı. Ketebet yazdı. Tabibetu, kadın doktor neyi yazmış? Reçeteyi yazmış. Tabibetu müennes olduğundan fiil de müennes. Sanaat el benatu ta'ame, kızlar yemeği yaptılar. Sanaat yaptı. El benatu, kızlar ta'ame, yemeği hazırladılar yani. El benat bintun müfred, benat cemidir. Cemidir. Bintun müfredine bakarsan müennes olduğunu görürsün. Müennestir. Dolayısıyla sanaatte müennes oldu. Her ne kadar el benat cemi olsa da fiil yine de nedir? Müfrettir. Ketebet sanaat fiildir. El benatu faildir. Raf alameti zamme. Ta'ame mef'uldür. Nasb alameti fetha. Fail ile mef'ulün yer değiştirmesi. Evet, önemli bir konu. Fiil, fail, mef'ul daima böyle olmaz yani. Geneli böyledir. Burada fiilin başta kullanılma zorunluluğu olduğunu, eğer cümle fiil cümlesi olacaksa biliyoruz. Yok, böyle bir şey bilmiyoruz. Failin yeri normalde fiilden hemen sonradır. Bununla birlikte fail ile mef'ul bazen vurguya bağlı olarak yer değiştirebilir. Şeribe el halibe et tiflu, sütü çocuk içti. Şeribe içti el halibe, sütü kim? Et tiflu, çocuk. Bu cümlede diyor yüklemin içmek fiili olması, dolayısıyla failin çocuk olduğu hareke yanı sıra anlamca da anlaşılır. Yani 3-5 dakika önce açıkladığım şey. Şimdi varsay ki tamamı hareketsiz. Şeribe olduğunu, şin, ra, ba'yı sözlükten buldun. Şeribe diye hareketleyeceğini öğrendin. El halib nasıl hareketleyeceğini bilmiyorsun. Sözlükten baktın ama ba'nın harekesi vermez yani sözlük. Ba'nın harekesini i'rab ilmini kullanarak sen vereceksin. El halib, el halibu, el halib şeklinde yazar sözlükte. Et sıfır, lambda hareke olmaz sözlükte. Olsa da zammeyi verecektir ama o sabit olduğundan değil yani. Tıfıl diye yazar. Manaları bulun. El halib süt demekmiş. Tıfıl çocuk demekmiş. Şeribe içmek demekmiş. Peki ben halib kelimesine fail yapmaya karar verdim. Şeribe içti. Kim içiyor? El halibu süt içti. Süt ne içmiş? Kimi içmiş? Et tıfle çocuğu içti şeklinde. Tıfılı mensup yaptım. Fethaladım. Mef'uldür dedim. Öyle bir varsayımda buldum. El halibu, bunu da merfu yaptım. Fail diye varsaydım. Manaya baktım ki şeribe içti. Kim? El halibu, süt içti. Fail işi yapan ya, içme işini süt yapmış. Süt bir şey içebilir mi yani? Hem de çocuğu içmiş. Süt bir canlı varlık, nasıl başarıyor bunu? Bakıyorsun çok saçma diyorsun. İşte anlamca böyle çıkartıyorsun. Yani anlamca diyorsun ki bu mantıklı değil. El halib kelimesi ancak mef'ul olur. El halibe, el tiflu. Bunu manaca bu şekilde çıkartabilirsin. Dolayısıyla çocuk sütü içti manasına ulaşırsın. Fetahat el baba el fetatu, kapıyı genç kız açtı. Fetahat açtı, el baba kapıyı, el fetatu genç kız. Aynı şeyi yine açıklamışlar, yazmışlar. Yani genç kız kapıyı açtı değil, kapıyı genç kız açtı. Fetahat fiil, elbabe mef'ul, el fetatu faildir. Zaten her biri burada yazıyor yani. Rasame es surate tilmizun, resmi bir öğrenci çizdi. Rasame çizdi, es surate resmi, tilmizun bir öğrenci.
Fail ile meful ne zaman yer değiştiremez. Yani vurgu yapmak istiyorsan değiştirirsin dedi, geçti. Bazı durumlarda yer değiştiremez ama ne zaman? Tamamıyla bir mantık sorusudur ve cevabı da mantıkidir diyor. Tahmin edeceğiniz gibi faili mefulden ayırt edebileceğimiz hiçbir alamet yoksa. Fail olanın tek göstergesi normalde mefulden önce geliyor oluşu. Yani failin mefule göre önceliği ise bu durumda fail olan sözcüğün meful olan sözcükten önce kullanılması zorunludur. O zaman asla yer değiştiremez. Dedi ve geçti. Veya Varaba İsa Musa demiş. Varaba Musa ve İsa çok önemli, meşhur bir örnektir. Şimdi Varaba fiil. Varaba İsa Musa. Şimdi diyor ki Varaba vurdu İsa Musa'ya veya Musa İsa'ya. Kim kime vurdu? Bu dövme işini yapan kim? Varaba vurdu, dövdü manasına geliyor. Fiil. Fail İsa mıdır, Musa mıdır? İsa. Bu sondaki elif-i meksuraya hareke verilemez. Musa. Sondaki elif-i meksuraya hareke verilemez. Hani ya gibi gözüken şu harfe elif-i meksura adı verilmektedir. Bir de ne var? Elif-i memdude var. O başka, bu başka. Neden verilemez? Çünkü elif hiçbir zaman hareke almaz zaten. Yani diyor ki kelimenin aslı İsa'yu mu, Musa'yu mu? Hangisi fail? İsa mı, Musa mı? Yukarıdaki kuralı bir hatırlayalım. Kural neydi arkadaşlar? Fail ile meful ne zaman yer değiştirmez? Tamamıyla bir mantık sorusudur ve cevabı da mantıkidir demiş. Faili mefulden ayırt edebileceğimiz hiçbir alamet yoksa Varabe Musa İsa'da olduğu gibi fail olanın tek göstergesi normalde mefulden önce geliyor oluşu ise bu durumda fail olan sözcüğün meful olan sözcükten önce kullanılması zorunludur. Yani ancak bu durumda yer değiştirmez. Şimdi buradaki İsa ile Musa'ya baktığımızda ne var? Bir karmaşa meydana geliyor. Sonuncu harfin harekesi ortaya çıkamıyor. Dolayısıyla burada kafanız karışmasın ama takdiri irab adı verilen bir durum söz konusudur. Bu artık ileride gündeme çıkarsa açacağız. Şu an için takdiri irab denen bir şey varmış. Gerekçesi sonundaki elif-i meksura imiş. Hangisine ötürü hangisine fetha vereceksin? Hiçbirine fetha da zamme de veremiyorsun sonuncu harflere. Çünkü elif-i meksuredir. Bu durumda madem ki böyle bir durum problem var ortada. Bu durumda İsa'yı fail, Musa'yı meful kabul edeceksin diyor. Böyle durumlarda. Ama bu bir görüştür. Yani daha detaylı bakmak gerekirse. Şurada yazılan bir bilgi vermemiz gerekirse. Medrese usulü Arapça okuyanlar bilir ki bu konu Kafi adlı eserde geçer. Yani Basralılar der ki Basralılar var. Bir de ne var? Küfeliler var. Basralı ve Küfeliler var. İşte birisi diyor ki iki ekol var. Birisi diyor ki ilk kelime faildir. Diğeri diyor ki ikinci kelime faildir. Aralarında bir tartışma var. Kitapta diyor ki ilk kelimeyi fail kabul ederiz. İkincisini meful kabul ederiz. İkinci cümle. Bilin bakalım kim kim ikram etti? Ekrem ikram etti. Murteva Mustafa. Şimdi Murteva adlı kişi mi ikram etme eylemini gerçekleştiriyor? Mustafa adlı kişi mi gerçekleştiriyor? Bu işi yapan kim? Kim kime ikram etti? Murteza Mustafa'ya mı? Mustafa Murteza'ya mı? Fail kimse ikram eden odur. Ama Murteza da Mustafa da elif-i maksura ile bittiğinden sonlarına zamme verilemiyor. Yine yukarıdaki durum söz konusu. Bu cümlede de Mustafa ve Murtaza'nın sonundaki illetli harften son harekenin görünmesi engellenmiş durumdadır. Murtaza Mustafa. Yine ilk kelimeyi fail kabul edeceksin bu durumda yukarıdaki kurala göre. 3'e bakalım. Tebi'a tabi oldu demek değil mi? Takip etmek. Kim kimi takip etti? Tebi'a takip etti. Ne diyor? Muna. Muna, Leyla. Muna, Leyla. Hep aynı durum söz konusu arkadaşlar. Tek tek okumaya gerek yok aslında. Sonunda bunların elif-i maksura olduğundan zammeyi de fethayı da alamıyorlar. Dolayısıyla bunu açığa çıkartamıyoruz. Tam olarak gösteremiyoruz. Muna mı bu işi yaptı? Leyla mı yaptı? Böyle bir problem var.
Bilin bakalım kim kime haber verdi? Ekberat haber verdi. Mustafa Leyla, yani Mustafa Yu, Leyli Yu, Leyle Ye, Mustafa Ye, Mustafa Yu gibi sonuncu harfler hareket verilemediğinden hangisi merfu, hangisi mensup, hangisi zamm, hangisi fet almış, bu gözde görünür bir durumda değil. İşte bu yüzden hangisi fail, bir karmaşaya gidiliyor. İlk kelime mi, ikinci kelime mi? Hem bu gibi durumlarda diyor ilk kelime fail olması zorunludur. Yani Mustafa bu işi yapmış diyeceksin. Arafa Muna İsa. Muna mı İsa? İsa mı Muna'yı tanıdı? Arafa tanıdı. Muna adlı kişi İsa adlı kişiyi diyeceksin. Yani bu işi yapan Muna'dır. Fail merfu, menful ise mensuptur. Bunları unutmuyoruz. Ne yedin, ne içtin? Biraz da konuşma çalışalım diyor. Madane ekelte, sen yedin. Madane şeripte, sen içtin. Ekelte diyor, görüyorsunuz. T bir erkeğe hitap söz konusu. T olsa kadına hitap olurdu. Şeripte demiş, yani erkeğe hitap söz konusudur. Merhaben, merhaba. Ene Aişe tu, ben Ayşe. Dabakhtu etta'ame, yemek pişirdim. Dabakhtu pişirdim, etta'ame yemeği. Tu muttasıl merfu zamir değil mi? Tu ben demektir. Müşterek zamir erkek kadın kullanabilir. Et-ta'ame mef'uldür. Tabakha fiil, tu fail, et-ta'ame mef'ul. Ekel tu ekele fiil, tu onun faili muttasıl merfu zamir faildir. El-lehme mef'ul. Aradaki bu atıf harfi sağdaki mensuplu sola aktarmış. Bu fetha, soldaki de fetha. Ekel tu ben yedim. Ne yedim? El-lehme et ve daha el hummusa ve humus yedim. Ve şeribtu ve içtim el asira. Meyve suyu da içtim. Meyve suyu içtim. Şeribi fiil tu fail el asira mef'uldür. Zaten mensuplu nasb alameti fethadır. Merhaben en aliyun, ben aliyim. Zevciti benim eşim dabakat pişirdi et ta'ame yemeği. Bakın dabakat ne yapacaksın? Bir fiil nasıl fiil? Müfret, müennes, gaybe. Bana bir tane fail bul. Tabakat, et-ta'am fail desem et-ta'ame fetha almış yani mensup, dolayısıyla fail olamaz. Ekelna desem ekelna fiildir, fiili fail olarak atayamazsın. O zaman tabakatın faili nedir? Ketebet kalıbı ne olur arkadaşlar? Hiye olur değil mi? Gizli zamir hiye bunun faili olur. Hiye o kadın, yani onun işi yani pişirdi. Et-ta'ame yemeği, et-ta'ame mef'uldür, mensuptur, nasb alameti fethadır. Ve ekenna ve biz yedik. Ekele fiil na faildir. Ekel tu ben yedim et-decace tavuk. Tu fail et-decace mef'ul nasb alameti fetha değil mi? Tavuk yedim. Daha ne yedim peki? Vel nezur eruzze artık. Vel eruzze doğru okuyorum sanırsam. Pilav yedim ve selabate ve salatada yedim. Ve şeribtu el ma'e ve su içtim. Şeribi fiil tu fail el ma'e mef'ul bihtir. Zaten mensuptur. Nasb alameti sonuncu harfin fethasıdır arkadaşlar. Metane tabaka pişirdi. Daha doğrusu meta diyorum. Men kim tabaka pişirdi? Et-ta'ame yemeği. Yemeği kim pişirdi? Aişe tu tabakat. Aişe yemeği pişirdi. Peki hocam şimdi tabakat fiil. Sen dedin ki fail fiilden önce gelmez. Aişe tu fail değil mi? Değil. Aişe tu mübtedadır. Tabakat fiil. Fiilin faili gizli zamir hiye olmalıdır. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Aişe mübteda. Tabakat hiye mübteda olur fiil cümlesi olarak. Öte yandan şöyle diyebiliriz. Fail asla fiilin önüne geçmez demiştik. Eğer geçirirsen mübteda olur. Aişe tu mübteda. Dabehat fiil. Bu fiilin faili ne olması gerekir? Cümle bitti. Sol tarafta fail arıyorum. Cümle yok ki arayayım. Öyleyse gizli zamir hiye fail olmak zorunda. Neden hüve değil? Çünkü müfret müennes gaibe kalıbı olduğundan hiye olur. Müfret müzekere gaib kalıbı olsaydı hüve olacaktı. Bunu zaten daha önceden ifade etmiştik arkadaşlar. Madane ekelet yedihi Aişe tu Aişe. Bakın ekelet. Müfret müennes gaibe kalıbı. Ne yapacaksın? Evvela solda fail arayacaksın. Bulamazsan faili nedir? Hiyedir. Az önce anlattığım gibi. Aişe tu fail zaten. Artık bunun faili hiyedir dersen yanarsın. Evet.
Ekelet yedi. Aişetu Ayşe ne yedi? El lehme et yedi. Ve daha ne yedi? El hummusa ve humus yedi. Ekelet fiil. Aişetu fail. El lehme. Onun mef'ulü zaten mensup. Nasıl? Alameti fetha görüyorsun. Arada vav var. Vav atıf harfi olarak şu an görev yapıyor. Tüm vavlı atıf harfi değildir. Sağındaki irabı sola aktaracak. Sağındaki kelime mensubu olduğundan sonundaki de mensup olacak ve olmuş zaten. Madane şeribet içti. Aişe tu Ayşe. Bakın şeribet. Şeribet müfettin gaybe kalıbı. Nereden anlıyorsun hocam? Açık T ile biten bir fiil çünkü. Bu durumda sol tarafında fail arıyorum. Eğer olmasaydı hemen hiye faildir diyecektim ki Aişe tu gördüm. Fail var. Madane şeribet içti. Aişe tu Ayşe. Şeribet içti. Aişe tu Ayşe. El asira. Meyve suyu içti. Şeribet fiil. Aişe tu fail. El asira ne olur? Mef'ul bih olur. Mensuptur. Nasıl alameti fethadır. Sonuncu harfte fetha göremedim. Göremediysen fethayı sen koyacaksın arkadaşlar. Zaten olay bu yani. Hareketsiz ve zihareke nasıl verilir? Bunun mef'ul olduğunu anlarsan ve bunun müfret olduğunu fark edersen müfredin nasıl alameti neydi? Fethaydı. Öyleyse oraya fethayı koymam gerekir diyerek sonuca kendin gideceksin. Harekeyi kendin yerleştireceksin. Arapçanın aslı zaten hareketsizdir. Kur'an-ı Kerim'de hareketsizdi biliyorsunuz. İlerleyen dönemde kargaşalar, karışıklıklar, yani okuyuş farklılıkları meydana çıktı. Herkes artık farklı farklı okumaya başladı. Bunun önüne geçmek için harekelemeler, noktalamalar başladı. Madane ekele yedi aliyun ali. Ekele yedi aliyun ali eddecace. Tavuk yedi vel eruzze. Ve eruz yani pilav yedi. Ve selebate ve salata yedi. Tedarik yok. Feth oldu. Nerede anladın? Vav'dan. Vav atı tarifi. Sağındaki mensupluk durumunu sonuna aktarıyor. Mada şeribe aliyun ali ne içti? Şeribe aliyun el ma'e. Ali su içti. Fiil fail meful. Fark ediyorsunuz artık. Evet. Madane teşrabu. Ente diyebilirsin mesela. Madane teşrabu içersin. Sen ne içersin diyor. Asir, asir sıkma suyu, meyve suyu demek ama na'na demiş. Peki na'na ne demektir? Video var. Nane manasına gelir. Asiru na'na, nane suyu. Nane'nin suyu nasıl olur? Artık kaynatmışlar veya meyveleri sıkan araç gereçler var. O şekilde sıkılmış olabilir. Asiru keraz, kiraz suyu. Asiru leymun, limon suyu. Asiru portakal, portakal suyu. Asiru feravile, feravil. Yani ne görünüyor burada? Çilek görünüyor. Çilek suyu. Geçtik. Eşrabul halibe, süt içiyorum. Eşrabul ma'e, su içiyorum. Eşrabu fiil, faili nerede arkadaşlar? El halibe, fail olabilir mi? Fail merfudur, bu fethayla bitmiştir. Nasıl alametidir? Fail değil. Sol tarafta kelime arayayım, zaten nokta var, cümle bitti. Öylesi gizli zamir alması lazım. Ne olur? Eşrabu da nedir fail? Düşün düşün düşün. Ene gizli zamir faildir. Eşrabu da yine aynı şekilde. Neden? Mütekellim vahde. Yani o mütekellim kalıbı vardı. Ben manasına gelen kalıpta. Fail ne olur? Gizli zamir ene olur. Eşrabu fiil. Gizli zamir ene fail. El halibe mef'ul. El ma'e de buradaki eşrabunun mef'ul oluyor. Mensuplar nasb alametleri fetha. Eşrabul kahvete, kahve içerim, içiyorum. Eşrabu fiil, muzari fiil değil mi? Şeribe yeşrabudan. Ene gizli zamir fail, el kahvete, mef'uldür, mensuptur, nasb alameti fethedir. Ne yersin? Madane te'kulu yersin, ente, sen, gizli zamir fail bunda da var. Decacun, tavuk. Lahmun et. Hasa'u. Çorba, kebap, kebap zaten ne diyeyim? Türkçe'de bilinen bir kelime. Helviyat, tatlılar. Seladatun, salata. Bazı kelimelerin Türkçe ile aynı olduğunu fark ettiniz. Öğrendiğiniz yiyecek ve içecek isimlerin ekeltü decace ve şeriptül ma cümlelerinde diyor. Şu kelimeler eddecacım. Ekeltü yedim nokta nokta. Ne yedin işte? Eddecaceyi sil. Yerine başka kelimeler yaz. Yukarıda geçti zaten. Şeriptü içtim demek. Ma'yı sil. Yerine ne yazabilirsin? Ne içtin? Yukarıda işte portakal suyu, kiraz suyu gibi şeyler vardı. Onlar yazacaksın. Bu şekilde olur. Okuma. Kıraetün.
Fil medreseti okulda. Zehebi gitti. Kim? Et telamiz öğrenciler arkadaşlar. Et telamiz cemi mükesserdir. Yani çoğuldur. Kırık çoğuldur. Ne olmuş cemi ise? Şöyle bir şey olmuş. Fiili müfret gelmiş. Dikkat edin. Zehebu değil yani. Et telamiz kelimesinin müfredi tilmizün. Yani müzekkerdir. Bu yüzden fiil müzekker gelmiş. Fiil fail uyumuna dikkat çekiyor burada. Öğrenciler okula gitti. İler medreseti okula. İler harfi cer. El medreseti onun mef'ulü. Yani zehebe fiil et telamizu fail olur. Raf alametine zamme. Ve dehalu. Dikkat edin bu defa dehalu. Dehale. Dehala. Dehalu. Cemi müzeker gayb kalıbı kullanıldı. Vav burada. Cemi vavı faildir. Elif elifi farika demiştik. Dehale yedhulu'dan birinci vav olur. Dehalu girdiler ile sahfı sınıfa ve celesü ve oturdular. Vafayl onlar yani o öğrenciler. Ve fid dersi derste rasemu ma'an birlikte resim yaptılar. Ma'an birlikte demek. Rasemu resim yaptılar kimler? Vav onlar demektir. Fail yani. Rasemu Osmanu büyüten. Rasemu resmetti Osmanu. Osman büyüten evler çizdi. Ve etfalen ve çocuklar çizdi. Osman fail burada. Raseme fiil Osmanu onun failidir. Merfudur. Raf alameti görüldüğü üzere zammedir. Neden tek ötre almış hocam? Bu nekre değil mi? Yani bir defa özel ismi olduğundan marifedir ama bu aynı zamanda gayri munsariftir. Gerekçesi alem ve elif nunla bitiş. Gayri munsarif olur böyle kelimeler. Gayri munsarif olan kelimeler marife nekre artık onu bir kenara bırak. Yani nedir? Raf alameti zammedir. Temin almaz. Beytun buyutun nedir? Cemi mükesserdir, mensuptur çünkü mef'uldür. Rasme fiil, Osman fail, buyuten mef'ul olduğundan mensup olması gerekir. Cemi mükesser olduğundan mensup alameti neydi? Nasıl alameti nedir? Düşündük, taşındık, fetha olduğunu anladık ve fethayı verdik. Vav var, vav atıf harfi. Sağdaki i'rabı sola aktaracak. Sağa mensuptu, solda mensup olacak. Tiflun etfal. Bu da cemi mükesser, nasıl alameti fethadır. Rasemet resim yaptı, çizdi. Kim? Zeynebu, Zeynep. Dikkat, rasemet bu defa. Raseme değil yani. Şuradaki gibi raseme değil. Rasemet neden? Çünkü Zeynep nedir? Bir bayandır. Mühendis olduğundan fiilde mühendis oluyor. Zeynep resim yaptı, çizdi. Ne çizmiş? Hadigaten, bahçe. Ve zeharan, ve çiçekler. Ve eşcaran, ve ağaçlar. Cemi değil mi? O da çoğu. Rasemet fiil, Zeynep fail, hadiga mef'ul, vav atıf harfidir. Sağın irabın sol aktardığından ezharan mensuptu. Bir tane de atıf harf var. Sağdaki irabı da sol aktarır. Bu yüzden eşcaran da yine mensup olmakta. Raseme fiil, ahmedu onun failidir. Raseme müzekker dikkat et. Gerekçesi Ahmet de müzekker. Çünkü ahmedu, ahmedun değil. Tek ötre çünkü gayrı musarif. Ahmet faildir, kelben mef'ul, vav atıf harfi, sağdaki irabı sola aktardığından hisanen kelimesi de yine mensup olmuştur. Rasme fiil, Ahmet fail, kelben mef'ul dedik. Hisan at demekti değil mi? Evet, Ahmet bir köpek ve bir at çizdi. Rasme Mustafa, işte yukarıda geçmişte hatırlıyorsunuz. Sonunda elif-i maksuru olduğundan zammi veremiyoruz. Rasme Mustafa. Mustafa Rasem'e Mustafa seyyaraten ve şahineten. Mustafa resim olarak ne çizmiş? Araba ve bir kamyon. Şahine kamyon, seyyara otomobil. Nazarat baktı el müderrisetu bayan öğretmen ile süveri resimlere ve galet dedi kim? Faili var mı? Yok. O zaman galet hiye o müderrise. Ehsentum. Aferin dedi. Ba'de ders. Dersten sonra. Ehsentüm neyi yaptınız yani? Bravo. Haracu çıktılar. İler hadikati bahçeye. Vav fail. Ve la'ibu oynadılar. Nokta. Yine bir cümle. La'ibe Ahmedu ve Mustafa el kürate. Ahmet ve Mustafa top oynadı. Hazara Uthmanu ve la'ibu ma'an. Osman geldi ve birlikte oynadılar. Hazara geldi. Fiil. Uthmanu fail. Ve la'ibu oynadılar. Ma'an beraberce. La'ibet oynadı Zeynebu. La'ibet Zeynebu. Ma'al benati. Zeynep de kızlarla beraber oynadı. Harakabat et tilmizatu.
ve ta'ibine. Kız öğrenciler koştular ve yoruldular diyor değil mi? Rakabet koştu. Et tilmizatu kız öğrenciler ve ta'ibine ve onlar yoruldu. Ta'ibine mesela ta'ibe, ta'iba, ta'ibu, ta'ibet, ta'ibata, ta'ibine onlar, o bayanlar, o kızlar. Bunun burada ne olur? Fail olur değil mi? Bundan farkındasınız. Nazarat baktı. El müderrisetu bayan öğretmen ile telamizi öğrencilere doğru baktı ve galet dedi heyya bina, haydi dedi, sınıfa girdiler. Heyya bina, haydin. Dehalu ila safi, sınıfa girdiler. Dehale, dehala, dehalu ve fail arkadaşlar. Ve ceresu, oturdular ala meka'idihim, meka'id yani sıralarına oturdular. Sümme, sonra ketebu, yazdılar. Ve fail, duruse, onun derslerine duruse, mefuldür, mensuptur, görüyorsunuz dersin, durulsun. Cemi mükesser, nasb alameti fetha. Gayet hızlı anlattım çünkü zaten biliyor olmalısınız, bunları bilmiyorsanız problem var demektir sayın arkadaşlar. Et tedribatu, alıştırmalar. 1. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun formuyla, uygun şekliyle doldurun. Yani fiilde değişiklik yapmamız gerekebilir. Konu ne? Konu fiil fail uyumu. Öyleyse şunu diyebiliriz. Fail ne olursa olsun fiil ya şu şekilde müfret, müzekker, gayip gelecek ya da şeri bet şeklinde bunun sonuna t ekleyerek müfret, müennes, gayip. Yani 1. Müfret, müzekker, gayip. 2. Müfret, müennes, gayip. Fiil iki şıktan başka olamaz. Fail müennes ise fiili müennes, fail müzekker ise fiili müzekker getireceksin. Ama fiil her halükarda müfret olacak. Şimdi el merivu fail oldu, belli değil mi? Zammeyle bitmiş, raf alameti. Zamme merfudur. Müzekker mi müennes mi? Müzekkerdir. Çünkü müenneslik alameti taşımıyor fail. Öyleyse şeribe, aynen yazılır. Şeribe içti. El merivu hasta, el devae ilacı içti. İkinciye baktığında ettifle tu kelimenin müennes olduğunu, kapalı t ile biterek müenneslik alameti taşıdığını görmekteyiz. Bu yüzden fiil müennes forma dönüştürmen gerekir. La'ibe, la'ibet. El mümerribatu müennes değil mi? Öyleyse fiili müennes yapacaksın. Haracet şeklinde. Laibe oynadı, laibet yine oynadı. Ettifletu kız çocuk, fil hadigati bahçede. Haracet çıktı, el mümerrivatu hemşire nereden çıktı? Minel iyadi klinikten çıktı. Haracet. El laibu, el laib, laibe, laibun, el laibu, laibeden ismi fail kalıbı müzekker olduğundan vehebe kullanılır. Vehebe gitti. El-la'ibu oyuncu ilel mel'ibu sahaya, oyun alanına gitti. El-muallimani, muallime tani değil değil mi? Eliften önce t yok. Öyleyse bu ne? Müzekkerdir, tesniyedir. Merfudur, raf alameti eliftir. Nedir yani? Fail olacak. El-der-se, müfulbihtir. Mensuptur, nasb alameti fethadır. Ketebe, ketebe, el muallimani, iki muallim de yazdı. Ed derse, dersi. El mühendisuna, el meşru'a, el mühendisuna cemi müzekker salimdir. Vav, raf alameti. Merfu bir kelime değil mi? Faildir bu. Sana'a, el mühendisuna, sana'a yaptı fiil. El mühendisuna, bu da failimizdir. Mühendisler yaptı. Ne yaptılar? El meşru'a, meşru'a yaptılar. Tabi el meşru'a nedir? Proje demektir. Et tabibe tani, eliften önce t var. Kelime müennes zaten değil mi? Esire nunla bitmiş. Sağında elif var. Merfu bir tesniyedir. Eliften önce t olduğuna göre müennestir. Bu durumda fehasa, fehasat şeklinde t ile yazılacak. Muayene etti. Kim? Et tabibe tani, iki tane bayan doktor. İki bayan doktor muayene etti. Kimi, neyi? El meriyda hastayı. Fahasa fiil. El tabibetani fail. El meriyda mef'ul bihtir. Mensuptur, nasb alameti fethadır.
Et-talibatu, talibetun, talibat nedir? Cemi müennes zarindir. Merfudur raf alameti, T'deki zammedir. Ne lazım? Fiil lazım. Celese ne olacaktır? Celeset, fehasat, celeset, oturdu. Et-talibatu, talibat nedir? Kız öğrenciler demek. Peki nereye oturdular? Fis-safi, sınıfa, sınıfta oturdular. El kitap, el bintu, fail hangisi? Bu defa fail mef'ulden sonra getirilmiş. El kitabe mef'ul bi, el bintu faildir. Yer değiştirmişler. Fail el bintu, nereden anladın? Çünkü merfu olan bu, raf alameti zammedir. El kitabe mef'ul bihtir, mensuptur, nasb alameti fethadır. Derase, ders çalıştı, ders yaptı. El kitabe, el bintu, derası el kitabe. Kitap yazmak demek. Yazma dersini yaptı. Yazma işini halletti. Kız. Şimdi şu var ama. El bint müennes olduğundan derase değil de deraset şeklinde fiilin de müennes olması gerekecek. El bintu müennes olduğundan deraset. Bunu da müennes yapıyoruz. Çünkü fail müennes, fiil de müennes olacak. Yani mef'ulün müennes müzekker olmasının bir önemi yoktur. El hakibete çanta demek. El hakimu hakim. Fehmi anladı. El hakikate hakikat. Hakibe diye okudum. Çanta okudum ama yani hakim ile çantanın bir ilgisi yok. Burada hakikati hakim. Hakikati anladı. El hakikate gerçeği. Fehme anladı. Neyi? El hakikate, hakikati, gerçeği anladı. Kim? El hakimu, hakim. Hakim faildir, merfudur, raf alameti zammedir. Hakikat zaten mef'ulü bihtir, nasb alameti fethi almıştır. Fehime fiildir. Hakim müzekker olduğu için fiilde müzekker olarak yer almıştır. Tabi biz daha ayrıntılı anlattık. Fiil, fail, mef'ul, merfu, mensup. Onlara da değindik. Yukarıdaki dil bilgisi pekişsin diye. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen fiilin uygun formuyla doldurun. Yeni bir bölüm. Celese et-talibetani fil hadikati şeribe eşşaiye el kahvete şeklinde bir cümle mevcut. İki cümle mevcut yani. Buradaki bir sayı olarak söylemedim arkadaşlar. Yakınlaştıralım bakalım tam olarak ne oluyor. Şimdi celese fiilini talibetani failiyle beraber kullanırsan celeseyi ne yapman lazım? Müennes yapman lazım. Çünkü talibetani failimiz müennestir. Nereden anladın? Dik elifin sağındaki T bu tesniyenin müennes olduğunu gösterir. Bu kelime tesniye değil mi? Esrel nun sağında elif var. Merfu aynı zamanda. Dolayısıyla faildir. Celese oturdu değil artık ne olacak? Celeset oturdu. Talibe tane, iki tane kız öğrenci. Fil hadikati bahçede. Ve şeribeyi kullan şimdi. Ve tesniye yapın. İki kişiydi. Şeriba, o ikisi içti. Eşşaye çay içtiler. Ve daha ne içtiler? El kahvete kahve içtiler. Şeriba derken tesniye yaptım bunu yani. Bir elif koydum sonuna. Elif burada fail oldu arkadaşlar. Eşşaye mef'ulü bih oldu. Vav atı fark edilir. Sağdaki rabu sola aktardı. El kahve te. Kahve kelimesi de mensup olmuştur ama o da mef'ul değil yani. Her mensup olan kelime mef'uldür denmez. Şimdi burada fiili kullanıyorsun. Fiili faile uygun hale getiriyorsun sağ tarafta. Sol taraftaysa fiili ne yapıyorsun arkadaşlar? Müfret, tesniye, cemi bakımından uygun hale getiriyorsun. Yani faili artık burada sol tarafta zamir olarak atadığımızdan fiili de zamiri uygun biçimde getiriyoruz. Niketebe ettullabu. Ettullab kelimesi talip kelimesinin cemi mükesseridir. Bir cemi mükesser bu. Cemi mükesser, müzekker ve müennes nasıl anlarsın? Müfredine bakarak. Müfredine taliptir. Talip müzekkerdir. Fiil de müzekker olması gerekir. Zaten müzekker. Öyleyse ellemiyorum. Ketebe yazdı. Abdullah bu erkek öğrenciler ne yazdılar? Derse dersi yazdılar.
Ederse mef'ulü bihtir nasb alameti fethadır. Ettullabu merfudur. Raf alameti zammedir. Fail çünkü. Fail mef'ul. Ve harace yine safi. Şimdi harace ne yapman lazım? Sağ tarafta bir cemilik söz konusuydu. O zaman harace'yi de ne yaparsın? Cemi hale getirirsin. Getir harace, haraca, haracu. Onlar çıktı. Onlar derken o öğrenciler yani. O ressamlar değil, o fırıncılar değil. Çünkü öğrencilerden bahsedildi sağ tarafta. Haracu. Sonra ne yaptım? Vav ekledim. Cimin harekesini zammeledim. Tabi vav eklersen havla beraber elifi farikayı da ekleyeceksin. Cemilerde var bu. Haracu. Onlar çıktılar. Getirdiğin vav faildir. Nereden çıktılar? Minas safi sınıftan. Amile el ummal. Ummal kelimesi amil. Amil işçi demek. Ummal işçiler demek. Amil kelimesinin cemisidir. Cemi mükesseridir. Amil de müzekker olduğundan amile de müzekker zaten. Bir değişiklik yapılmaz yani. Amile çalıştı. El ummalu işçiler fil mesna'i. Mesna fabrika olsa gerek. Fabrikada çalıştı. Amili fiil ummalu faildir. Ummalu merfudur. Raf alameti zammedir. Cemi mükesser değil mi? Akıllı, gayri akıl olarak cemi mükesser ikiye ayrılmıştı. İşçiler akıllı mı, akılsız mı? Akıllıdırlar. Peki ve talebe el ücrete. Talebe istedi el ücrete ücreti. Şimdi talebeyi ne yapman lazım? Sağ tarafta cemi bir kelime var. Öyleyse bunda cemi yapacaksın. Nasıl yaparsın? Vav koyacaksın sonuna. Cemi vav. Fail olacak o. Vav'ın da hemen sonuna bir elfi farika ekleyeceksin. Bitecek. Ve talebu talep ettiler. El ücrete ücreti. Talebe fiil. Oradaki vav fail olacak. Ücret kelimesi mef'ulü bih olacaktır. Nezara er raculani. Raculun raculani tesniyedir. Nezara'yı da tesniye yapmalı mıyım? Hayır. Nezara olduğu gibi kalır arkadaşlar. Nezara er raculani inel kaimeti. Bu şekilde. Şimdi ve defa'a. Defa'da olay var. Defa'a. Defa'a. Bunu da tesniye yapacağız. Defa'a olacaktır. El hisabe defa'a derken elif fa'il el hisabe mef'ul bihtir mensuptur nasb alameti fethadır. Nazara fiil idi. Er raculani fa'ildir. Merfudur raf alameti ney er raculani'nin? Eliftir. Tesniyelerde elif merfuluk göstergesi oluyordu. La'ibe el benatu fil hadigati. El benat kızlar demek. Müennes yani. Dolayısıyla la'ime ne olur? La'ibet müennese dönüşür fiil. El benatu onun faili olacaktır. Merfudur, raf alameti zammedir. La'ibet oynadı el benatu kızlar fil hadigati bahçede ve dehale. Şimdi dehale ne yapayım ben? Sağ tarafa bak. Cemi ve müennes bir kelime var. Müennestir çünkü bayanlardan bahsediyor. Cemidir çünkü çoğuldur. Fiile de cemi müennes yapman gerekir. Dehale, dehala, dehalu, dehalet, dehaleta, dehalne. O kızlar dahil oldular. Yani girdiler ileri buyut evlerine. Dehalne halini alacak. Demek ki kelime cemi müennes ise fail yani. Cemi müennes ise ne yapacaksın? Fiili de dehalne, nesarne, ketebne formuna dönüştüreceksin. Bu durumda nun fail olacaktır. Vehebe el veledani. Vehebe olduğu gibi kalır. El veledani ilel mel'abi. İki tane çocuk gitti. İlel mel'abi oyun sahasına. Şimdiki kelime ne yapacağım? Tesniye. Çünkü fail tesniyeydi. La'ibe la'iba olacaktır. La'iba el kürate. La'iba o ikisi oynadı. El kürate top. La'iba buraya koyacağım. Elif fail olmuş olacak. El kürate mef'ulü bih olacak. Haraca el amiletu haracet el amiletu. Çünkü el amile müennes olduğundan fiil de müennes yaparsın. Amile yani işçi çıktı minel müsteşfa hastaneden ve zehebe ve zehebet zehebeta değil mi?
Hangisi olacaktır? El-amile müfret olduğundan bu fiilde müennes olacak. Müfret ve müennes el-amile. O zaman müfret ve müennes olacak fiil. Yani o da nedir? Vehebet, ketebet, fetahat, nasarat kalıbı. Vehebet gitti. Kim? Hiye. O işçi kız gitti. İla beyti ha kendi evine. İla beyti hi değil. Beyti hu değil. Beyti ha. Çünkü müennesten bahsediyorsun. Bu yüzden zamirde müennes oluyor. Arasame talibu. Et talib müfret ve müzekker. Arasame de müzekker olarak kalır. Fil imtihani ve hazine. Evet, hazine de olduğu gibi yazılır. Arasame resmetti. Et talib öğrenci fil imtihani. İmtihanda resim yaptı. Ve hazine ve hüzünlendi. Hüve, o öğrenci, hüve gizli zamir fail olacak. 9. Raca'a döndü eletfal. Eletfal kelimesi cemi mükesseldir. Müfredine gelir. Tiflun. Geçti bu daha önce. Tiflun müfrettir. Müzekker olduğundan etfal da müzekker olarak muamele görecek. Madem ki etfal müzekker, fiil de müzekker olarak kalması gerekir. Raca'a döndü eletfal. Çocuklar minel hadikati bahçeden ve gassele demiş. Fail neydi? Müzekerdi ve cemi idi. Fiili de o zaman müzekker ve cemi yap. Gasele, gasela, gaselu, eydiyehum. Gaselu, gaselu. Nasıl yaptım? Vav koydum. Şimdi gasel bu durumda ne olur? Fiil olur. Vav fail olacak. Eydiye onun mefulü bihidir. Eydiye yedün müfrettir. Eydiye, eydiyün onun cemi mükesseridir yani. Eydiye de cemi mükesserdir. Nasb alameti fetha. Eydihum kendi ellerini yıkadılar şeklinde mana verilir arkadaşlar. Şimdi gaselu dedim, cemi müzekkeri böyle olur dedim. Bir fiilin cemi müzekkeri nedir? Tesnesine, cemi müennesine, fiil çekimiyle alakalı. Fiil çekimine ciddi olarak yumulmalısınız. Nezele el mühendisani. Nezele nezele olarak kalır. Çünkü kelime yani fail tesniye diye fiil de tesniye olmaz zaten. Nezele indi el mühendisan, iki mühendis minel hafileti, hafileden indirer. Ve rakibe mühendisani tesniyeydi, o zaman bu tesniye olacak. Rakiba el kıtara, rakiba o ikisi bindi el kıtara, trene. Rakiba buraya koyduğum elif faildir, el kıtara mef'ulü bihtir arkadaşlar. El hafile otobüs demekti. Otobüsten indi, trene bindiler. Farklı bir bölüm daha geldi. Farklı bir bölüm. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin öznelerini ikil ve çoğul yaparak cümleleri tekrar yazın. Arafe el müderrisu. Şimdi bu faili tesniye yapsam ne olur? El müderrisu, el müderrisani. Elif'imi koydum. Fiil değişmez. Mefuller zaten değişmez. El müderrisu ne yapsam yine değişmez. Neden değişmez? Çünkü kelimenin müfret tesniye cemi olmasının fiile bir etkisi yoktur. Kelimenin müennes veya müzekker olmasının bir etkisi vardır. Bunu zaten biliyorsunuz. Şeribet el müderrisetu veya şeribet el müderrisetu, müderrisetu, müderrisetani gelir değil mi? Müderrisetani yine şeribet olur. Müderrisatu el müderrisatu, şeribet el müderrisatu yine aynı yazılacak. El asira fi zuhri, yazılışta hiçbir değişiklik olmaz. Burada farklı bir soru var galiba. Aşağıdaki cümlelerin mefullerini bularak altını çiz, irabını yap. Biz zaten çoğu soruda bunu yaptık. Yani öyle sorulmadığı halde yapıyoruz. Sırf pekişsin diye arkadaşlar. Gasele fiil, er raculu fail, es seyyarete mefulü bihtir. Gasele mazi fiil, er raculu onun faili merfudur, raf alameti zammedir. Es seyyarete mefuldür, mensuptur, nasb alameti fethadır. 2. Manane gasele yıkadı. Er raculu adam, es seyyareti otomobili yıkadı. 2.
Teşrabul ümmu, anne içiyor. El kahvete, kahve içiyor. Teşrabu fiil muzaridir. El ummu onun failidir. Merfudur, raf alameti zammedir. El kahvete mef'uldür, mensuptur. Nasb alameti fethadır. 3. Yektubu yazıyor. Et-tilmizi öğrenci. Ederse dersi yazıyor. Fis-safi sınıfta. Ketebe yektubu. Yektubu muzari fiil. Et-tilmizi faildir. Merfudur, raf alameti zammedir. Ederse mef'ul bihtir, mensuptur. Nasb alameti sonuncu harfte yer alan fethadır. Fi harfi yer. Es-safi onun mecrurudur. Sadece mef'ulü sormuş ama biz fazlasını anlatalım. 4. Baraka elbâbe es-sadîkâni. Baraka vurdu. Elbâbe kapıya. Es-sadîkâni iki arkadaş. Baraka fiil. Elbâbe mef'uldür. Mensuptur. Nasb alameti fetha. Es-sadîkâni faildir. Merfudur. Raf alameti eliftir. Elbâb mensup. Nasb alameti fetha. Fiil en başta fail ile mef'ul yer değiştirmiş, görüyorsunuz. 5. Fahasan muayene etti. El meriyvayn iki hastayı. Kim? Tabibani iki doktor. Fahasan mazi fiil. El meriyvayn mef'ulü bih mensup. Nasb alameti yadır. Tesniye çünkü bu. Tabibani faildir. Merfudur. Raf alameti eliftir. Çünkü tesniyedir. Arafet tanıdı. Et-talibati kız öğrencileri kim? El-muallimetu bayan öğretmen onları tanıdı. Arafet mazi fiildir. Müennes görüyorsunuz. Gerekçesi ne? Çünkü fail de müennes. Fail el-muallimetudur. Merfudur, raf alameti zammedir. Et-talibati ise mef'ulü bihtir, mensuptur. Nasb alameti esredir. Cem-i müennes salim bu. Cem-i müennes salimler hiçbir zaman fetha almazlar. Sorulur yani, böyle bir cümle yazılır. İşte noktalı olur şurası. Arafet nokta 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 el muallimetu. Noktalı yer aşağıdaki şıklardan hangisi gelecek? A şıkkı et talibati. Ne yapacaksın? Et talibati mef'uldür. Nasıl alameti fet? Hemen onu yazayım dediğin esnada elendin. Sıradaki sorumuz neymiş? Failleri belirt demiş. Tamam, biz zaten fail, meful, fiil hepsini belirterek gidiyoruz. Teşrabûne el-asîra. Teşrabûne ve fail el-asîra mefulü bihtir. Fî hâdicer el-hadîgatı mecrûru. Teşrabûne siz içiyorsunuz. El-asîra meyve suyunu fil hadîgatı. Fil hadîgatı bahçede. Dabakhna biz pişirdik. Et-ta'ame yemeği fil medbahı mutfakta. Tabakha fiil, na fail, et-ta'ame mef'ulü bih. Fi harfi cer, el-medbahı onun mecruru olur. Burada demek ki muttasıl merfu zamir fail olmuş arkadaşlar. Yerkebu biniyor, el-hisane ata et-talib öğrenci. Rakibe yerkebu fiil. El-hisane mef'ulü bihtir, mensuptur, nasb alameti fethadır. Et-talib faildir, merfudur, raf alameti zammedir. Ekeltüm el-lehme vel-hummusa. Ekeltüm siz yediniz. El-lehme eti vel-hummusa vel-hummusu yediniz. Ekele fiil burada. Tüm fail. El-lehme mef'uldür. Vav atıf harfi sağdaki mensupluğu sola aktarmış. Sıra 5'e geldi. Tefhasu. Tefhasu muayene ediyor. El meriba hastayı kim? Et tabibetu bayan doktor. Tefhasu fiil muzari. El meriza mefulbidir. Mensuptu. Nasb alameti fetha. Et tabibetu faildir. Merfudur. Raf alameti zammedir. 6. Edrusu ben ders çalışıyorum. Fissafi sınıfta. Edrusu fiil muzari. Faili gizli zamir ene. Neden gizli zamir ene fail? Fiil mi fail diyeyim? Esnaf mı fail? İşi bunlar mı yapıyor? Derse sınıf mı çalışır? Sınıf ders çalışamaz. Baktın ki cümlede faili bulamadın. O zaman hemen gizli zamir faildir diyeceksin. Edrusu kalıbında ene fail olur. Çünkü edrusu mütekellimin müfred kısmıdır. Orada fail ne olur? Ene olur. Ene ben ders çalışıyorum. Fissafi sınıfta edrusu fiil. Ene fail. Fî hafijer es-saffî onun mecruru.
7. Rasemtu resim yaptım, resim çizdim. Seyyaratan bir otomobil ve beyten bir ev. Bir ev ve bir otomobil resmi yaptım diyor. Rasme fiil tu fail. Seyyaraten mef'ul bih. Vav atıf harfi sağdaki i'rabı sol ayaktanmış. Görüyorsun sağ tarafı da mensup, sol tarafı da bu yüzden mensup olmuş. Sağ tarafı niye mensup? Meful olduğu için. 8. Tenzurine ile surati. Tenzurine, siz kadınlar bakıyorsunuz, ile surati, resme bakıyorsunuz. Tenzurine fiil, oradaki ya nedir? Buradaki ya faildir arkadaşlar. İle hafizer es surati ise onun mecruru olur. Rakevat fiil müsteşfa. Rakevat fiildir. Faili arıyorum cümlede, bulamadım. Öyleyse faili ne olacak? Hiye. Rakevat hiye, o kadın koştu. Fiil müsteşfa. Fiil harfi cer el müsteşfa mecruru. 10. Yektubuna er risalete fil beyti. Yektubuna fiil. Faili ne? Nun. Cemil müennese gaibe kalıbı bu. Üçüncü şahıs yani. Er risalet onu meful bi'dir. Mensuptur nasb alameti fetha. Fiil harfi cer el beyti onun mecruru. Bale be fiil el kahvete meful bi'dir. Mensuptur nasb alameti fetha. Min Aliyin, min harficer Aliyin onun mecruru. Talebi fiil, fail bulabildin mi? El kahvete fail diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Kahve mensuptur. Mensup kelimeden fail olması. Min faildir diyelim. Talebi istedi demek. Min dendan demek. Min Aliyin, Ali'den kahveyi istedi. Kim istedi? Cümlede fail bulamadım. Öyleyse gizli zamir hüveyi fail tayin ediyorsun. Burada hüveyi fail tayin ettin. 9'da hiyeyi. İşte ondan bunu, bu neyle alakalı? Fiil çekimini ve zamirleri bilirsen neyi nerede fail olarak atayacağını bilirsin arkadaşlar. Hüve fail el kahve onun mefuru. 12. Fetaha el mühendisune mekteben. Fetaha fiil açtı. Kim? El mühendisune mühendisler açtı. Ne açtı? Mekteben bir mektep açtılar. Fiil kahireti okul, okul diyor. Kahire'de mühendisler bir okul açmış. Fetaha fiil el mühendisüne faildir. Vav merfuluk alametimiz değil mi? El mühendisüne merfuluğunu gösteriyor. Fetaha fiil el mühendisüne faildir. Mekteben mefulu bih oluyor. Neler öğrendik? Şunları şunları öğrendik diyor. Bir soru bölümü daha geldi. Bir, aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir hayvan ismi değildir? Mezra'a, otlak, çiftlik. Bu bir hayvan ismi değil. Diğer hayvan isimleri zaten parçada geçmişti. Tekrar zaman almayalım. 5. Celese, talibatu fil hadikati. Celese'de nasıl bir değişiklik yapman gerekir? Talibat cemi müennesi olduğuna göre celeseyi de cemi müennesi olarak celesne yaparsın, iş biter. Çok basit yani. Fail fiil uyumuyla alakalıydı. Vehebtu ben gittim ila garreti köyüme fil udeti tatilde. Mana bu zaten çıktı değil mi? Yakınlaştırsam nasıl olur? Oldu gibi. Peki. Oradan nereye geçelim? İki yaptı. Tatilde köye gittim diyor. Evet, gittim. İle gareti köyüme. Fil ütleti tatilde. Tatilde köyüne gittin. Köyümüze gitti. Köyüme gittim. Tatilde köyüme gittim. Tatilde köye gittim. Evet. Tatilde köylerine getirdim. Doğrusu D şıkkı. Tatilde köyüme gittim. Bana ait. İle gareti bu yağının bana ait benim manasına geldiğini daha önceki ünitelerde ifade etmiştik. Hemen 3'e geçelim. Fiil cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fiil cümlesinin öznesi daima merfudur. Doğru. Fiil cümlesinin nesnesine meful denir. O da doğru. Fiil cümlesinin öznesine fail denir. Fiil cümlesinin nesnesi daima merfudur. B şıkkı yanlıştır. Nesne daima mensub olur. Bunu zaten biliyorsunuz. 6. Bir cümle verilmiş. Cümlenin i'rabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Fahasa mazi fiil. Üçüncü tekil dişil demiş. Dişil dediği için yanlış oldu. Tabibu mefuldür demiş. Yanlış. Çünkü merfu olduğundan meful olamaz. Tabibu faildir. Mefuldür. Raf alameti sondaki vammedir. Doğrudur.
Bu doğruysa diğerlerinin yanlış olması lazım. Çünkü hangisi doğrudur demiş. Bir tane doğru var. O da C şıkkı. Şöyle bir genel bakış yapalım. Fehasa mazi fiil. Müfret müzekkere gaiptir. Daha ayrıntılı anlatabilirsin. Mutel mi, sahih mi, hangi kısımları, hangi babtandır bunları hep anlatabilirsin. Tabi bu faildir, merfudur, raf alamet, zammedir. El meri va, mefuldür, mensuptur, nasb alameti, fethadır. Fiil harfi cer, el müsteşfa, onun mecruru. El müsteşfa mecrur ama elif-i maksura ile bittiğinden o esreyi kendisinde göremiyorsun. Takdir ediliyor. El müsteşfeyi takdir varsayılıyor. Yazıda görülmese de var yani. 4. Hangi şıkta doğru olarak verilmektedir? Ney? Nesne. Ketebe fiil, et talibu fail, et derse meful bih, bunu anlıyorsunuz artık değil mi? Ketebe meful bih diyemezsin. Ketebenin fiil olduğunu biliyorsunuz. Sürekli gördüm bunu zaten. Et talib kelimesine nesne diyemezsin. Çünkü et talib merfu değil mi? Raf alameti zamme. Ed derse meful bih dersin. Çünkü nasb alameti almış değil mi? Fiye meful bih diyemezsin. El beyti meful bihtir diyemezsin. Bunu muhtemelen değil. %99 anlamış olmalısınız. 7. Boşluğa gelecek fiil seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani bu alıştırmalarda geçti bu tarz sorular. Şimdi yehrucu haracı, yehrucu muzarifi, yehrucu çıkıyor. El veledani, iki tane çocuk. Minel beyti evden. El veledani, fail ney? Tesniye ve müzekker. O zaman fiili tesniye ve müzekker yapacaksın. Hangi fiili? Parantez arasındakini tesniye ve müzekker yapacaksın. Yani fail ile uyum olsun diye böyle yapıyoruz. Bu durumda dehebe deheba gelir ama muzari olacak. O zaman dehebe yedhebu yedhebani yedhebani, evet A şıkkı doğrudur. Tedhebani de hocam tesniyedir ve müzekker olarak adlandırılabilir. Adlandırırsan muhatap olarak adlandıracaksın. Sen manasına gelir. Burada ise gaip vardı. Hani gaip ile muhatap ikisi farklı şey. Gaibe gaip yapıyoruz. Uyum olsun diye. O sorunun cevabı da bu olacak. 8. Arefe ile başlayan bir cümle. Özne çoğul yapılırsa nasıl olur? El müderrisu ne olur? Tek değişen şey bu. Var mı öyle bir şey burada? Evet. Değişik. Biliyoruz ki çünkü özne tekil de olsa, ikil de olsa, çoğul da olsa fiil değişmez. Fiilin aynı olanı aradım. O da A şıkkında var. Arafe diye. Başka var mı Arafe? Bir de D de var. Ama A şıkkında el müderrisani özneyi tesniye yapmış. D şıkkında el müderrisunun cemi yapmış. Demek ki D şıkkı doğrudur. 10. Yukarıdaki cümlenin faili aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dabakhna el-lahme vel-uruzze fil-medbahi. Nun eşik nunun ise faildir. Dadah ne keteb ne nasar ne cemi müennes gaibe kalıbında arkadaşlar fail ne olur? Nun olur. Mada teşrabu ne içiyorsun sorusuna cevap olarak ne verilmez? Lahmun et içiyorum. Et içilir mi? İçilmez. Ha, öyleyse e'yi cevap olarak veremez. Yani ene ben eşrabu içiyorum lehmen bir et diyebilir misin? Diyemez. Maun su, halibun süt, kahvetun kahve, asirun meyve suyu. Ene eşrabu işte asiran, ene eşrabu kahveten, ene eşrabu haliben, ene eşrabu maen olur. Cevaplar varmış. Gerisi cevap anahtarı olsa gerek. Evet tamam. Ünite buraya kadarmış arkadaşlar. Sıradaki ünitemiz neymiş? Neyle alakalı? Merak ediyorum açıkçası. Harfi cerler varmış ve isim cümlesinin yükleme mübteda haber konusu var. Evet son derece önemli bir konu daha varmış. Bölüm 5'te.